Hangimi sevmedik 12. bölüm 11. bölüm özeti. Tarık yüzü boşlukta düşünürken ağzında tuttuğu elini çekip karanlık yola baktı. Delikanlı, bir yanlışlık olmuş herhalde. O koltuk benim yerim. Münir amca? Şaşkın rahatını bozdu. Ne işin var burada? Öyle işte, kafasını yana yatırdı. Tarık'ın dış kapının önünde boydan çekilmiş, elleri cebinde gülümseyen fotoğrafı. Ah güzel oğluşum benim. Nasıl da sarılmış anacığım. Makyaj masasının önünde ağlayarak fotoğrafları tek tek geçiyor. Yüzü bir an değişti. Vücudu kasıldı. Kendini dinlerken fotoğrafı indirip göğsünü tuttu. Kalkmak istedi, sancıyla geri oturdu. Ayşe. Sevda. Komidin kenarına sıkıca tutuyor. Zorlayarak kalkıp güçlükle elini kapı koluna uzattı. A, B, C, D, E, G, L, M, N, O, K, R, S, Ş, H, I, I. Ne yapıyorsun oğlum sen? Alfabeyi sayıyorum. Çareki alfabesi mi bu? Senin Türkçe hocan kabile reisi miydi? Kimdi oğlum? Türk alfabesi. Yalnız H'den sonra T gelir. H, T, Y, O, Ö. Yok deve. Ha? D'den sonra V gelmez. D, E, G, L, M diye gider o. Tamam abi. Sus, sal. Sen bir harf söyle. Çenesini tutup düşündü. 8. Şener sinirle elini yüzüne sürdü. Oğlum ne oldu sizin aklınıza ya? Hı? Tamam anladım yani Tarık gitti hepimiz üzgünüz falan. Ama aklınızı da mı götürdü bu çocuk sizi giderken ya? Harf diyorum bak. Harf. Harf. Türkçe söylüyorum bak. Harf. 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 Haş. Vallahi haşına başına bakmadan buradan bir dalarım sana. Ne olduğunu şaşırırsın ha. Ulan alt tarafı bir bitki seçeceğiz şurada. Kahvemizde aromasını deneyeceğiz ya. Lütfen yardımcı olun biraz. Ahmet boynunu kaşıyarak düşünüyor. Zı. 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 Zındığın zısı. Zencefil. Z'den zerdeçal. Masadaki beyaz kartondan harf seçip deftere not aldı. Sen söyle bir tane. Haş. Oğlum bilerek mi yapıyorsun sen ya? Niye abi? Haşla bitki yok mu? Var mı? Var tabii. Haşlanmış patates var. Haşla başlıyor. Kalkın gidin lan buradan. Kalk, kalk, kalk git. Masayı kalk. Üstlerine devirir gibi yapıp kovdu. Şener'in telefonu. Şu aşk pastam, ne olur bir bitki adı söyle ya. Gözünü seveyim valla. Ya ablama bir şey oldu. Ne olursun çabuk gel, ne olur. Ne oldu ya? Dur bir dakika, sakin ol. Ya baygın yerde yatıyor. Ambulans çağırdık, gelir şimdi. Hadi sen de gel, ne olursun Şener. Abla, abla, abla ne olursun. Gözünü aç abla. Ben senden ayrılırsam iyileşemem Hıdır. Atlatamam. Yani ben sensiz yaşayamam Hıdır. Dayanamayıp boynuna sarıldı. Tarık kollarının arasında sarıp saçlarını sıkarak kokluyor. Hıdır mutlu. Gözlerini yumarak sarılırken Tarık gözleri kıpkırmızı. Ağlamamak için kendini sıkıyor. Hıdır'ın boynuna gömüldü. Bırakma bir daha beni, Tanrım, gitme. Ölene kadar. Itır kendine çekip bedenine bastırarak sarılıyor. Hepsinin gözü Ayşen'de. Ayşen bardağı iki elinde tutmuş, heyecanla içiyor. Ayşen gözlerini yumarak bardağı çekti. Ay yadigar. Nasıl hissediyorsun? Ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun yengem. Nasıl hissediyorsun? Ah, süper, süper, çok güzel. Yadigar şımarık sırıttı. Ben kimim? Aşk pastam. Sen kimsin? Kelebeğim. Ben seni kaç sefer istemeye geldim? 26. Peki aşıklar şehri neresi? Ay, Beylikdüzü tabii ki. O da doğru, o da doğru. Arkadaşlar, en can alıcı soruyu soruyorum şimdi. Eğer bunu da bilirse tamam olmuş demektir bu iş. Aferin.
aferin lan ya, hadi gel. Hı. Ayşen, sen 40 yıl, 10 ay, 2 günlüksün. Şener'i dürttü. Sen var ya, dilim büzüşsün Şener. 33 yaşındayım ben, 33. Oldu oğlummuş, aferin lan. El çarpamadılar. Oldu mu? Ya, hadi gel. Yanlış yönlere vuruyor. Ay Şener. Şener çok güzel, bayıldım. Bir tane daha ver. Tabii çok da vermeyin ya, çok verme. Ver, ver. Bardağını uzattı. Çok güzel. Ziyanet ne? Adalet Sarayı. Tarık kapının önünde, üzerinde takım elbisesi, elinde telefon bekliyor. Itır ağlayarak ofis masasının başında oturuyor. Allah Allah. Uzun siyah araba mahallede meydana döndü. Şener tiklenip elini kolunu kaldırdı. Merakla bakıyor. Münir kahveden çıktı. Araba Şener'in önünde durdu. Ön koltuktan inen siyah takım elbiseli adam arka kapıyı açtı. Saçlarının yanları açık, uzun boylu, bıyıklı adam indi. Şener Yeşil. Duruma göre değişir. Şener Bey, ben Kahve Evreni firmasından geliyorum. Kahve Evreni mi? Hani şu büyük olan, kocaman olan, o mu? Evet, Aydemir Bey sizin adınıza firmamıza bir mail atmış. Anadolu aromalarını harmanladığınız bir kahveniz varmış. Formülünü ve haklarını satmak istiyormuşsunuz. Evet, mucidi benim. Mavi kelebek. Efendim, ben kahve eksperiyim. Müsaade ederseniz kahveyi bir tadıp bununla ilgili firmaya rapor ileteceğim. Raporum olumlu olduğu takdirde firma yetkililerimiz devir hakları ve mali konular için sizle görüşmek isteyecekler. Vallahi mi? Ne kadar mali? Fiyatı ürünün kalitesine ve özgünlüğüne bağlı. Çok özgün, müthiş özgün. Kalite dersen üf. Çok güzel, çok. O zaman tatmak mümkün mü? Tabii ki. Kelebeğim fırsat kapımıza geldi. Hatta eşeğimizden sızıyor. İnşallah. Tabi buyurun. Yadigar sola doğru verecek mi? Düz uzattı. Buyurun buyurun. Mavi kelebek. Bir merakla izlemekte. Adam ağzını alıp çalkaladı. Kafasını havaya kaldırıp gargara yapıyor. Mükemmel olmuş. Şu ana kadar tattığım en olgun, en dolgun aromalardan biri diyebilirim. Peki fiyat da dolgun diyebilir miyiz? Hem de hen harikulasından bol sıfırlı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir hayret etti. Bir yanı sevinçli. Tarık mahkeme binasının önünde ağaç olmuş bekliyor. Bitir. Hayatım nerede kaldın ya, ağaç oldum. Hadi girelim, bitirelim bir an evvel şu işi. Hadi. Tarık dur. Elini çekti. Ben vazgeçtim. Anlamadım. Saçlarını geriye atıp başını zorla kaldırdı. Davayı geri çekmeyelim. Dur. Ne saçmalıyorsun sen? Nereden çıktı şimdi bu? Anımsıyor. Sen artık fazla oldun hali. Beni tehdit mi ediyorsun sen? Ya tehdit değil, tespit diyelim Utur'cum. Ya ben diyorum ki Adile teyzeye gidip de sizin Tarık'la evli olduğunuzu söylersen kalbi dayanmaz. Haksız mıyım? Sen ne kadar iğrenç bir insansın ya. Kendi hırsların, isteklerin için başka bir insanın hayatını riske atmayı nasıl göze alabilirsin? Çantasını takıp kalktı. Hiç kusura bakma canım. Ya burada iyi kız oynayan sensin. Hikayenin kötü kızı da benim. Bundan da gayet memnunum. Dolayısıyla eğer gidip Tarık'tan boşanmazsan Adile teyzeye her şeyi anlatırım. Bir şey olursa da sorumlusu sensin. Ben sana uyarımı yaptım. Bir göz kırpıp masayı dağıtarak çıktı. Çantasını kurcaladı. Telefon ekranına baktı. Tarık arıyor. Ana döndü. Yani şaka yapıyorsun değil mi? Yani dur. Nereden çıktı şimdi bu? Yani daha dün...
En doğrusu bu. Hepimiz için. Boşanalım. Yüzüne bakmaya cesaret edemeden başı eğik konuşuyor. Tarık şaşkın, ne diyeceğini bilemedi. Yatırın yüzüne bakarken ortam karardı. Su damlasından çıkan göz, burun, ağız çizilmiş televizyon altında BSK yapım sunar yazdı. www.sebeder.org Hangimiz sevmedik yazdı. 12. Kedi diye farkındasın değil mi? Daha fazla konuşmak istemiyorum Tarık. Tarık ellerini beline koyup sallandı. Sakinleşmeye çalışıyor. Tamam. Yani tamam. Sakin sakin konuşalım. Yani. Sen şimdi davayı geri çekmemizi istemiyorsun. Yani ayrılmak istiyorsun. Ben doğru anlıyorum değil mi? Gözlerini kaçırarak başını salladı. Bir de niye? Yani daha dün çok mutluydun. Düğün yaptık. Ayakların yere basmıyordu. Yani ne oldu birden Itır? Cevap versene. Tarık, hiç konuşacak durumda değilim. Sadece davayı geri çekmeyelim istiyorum. Ne olur üstüme gelme. İyi değilim. Tarık sinirinden yerinde durmakta zorlanıyor. Ya bilmeden ben mi bir şey yaptım? Yani yanlış bir şey mi söyledim? Ya yoksa birileri mi bir şey söyledi? Canını mı sıktı biri? Itır. Ya ne olur söylesene bak biliriz. Tarık gel oturalım şimdi. Tamam geç otur. Otur, otur konuşalım. Konuşalım. Itır banka geçti. Tarık yanına oturup yüzünü döndü. Itır'ın gözyaşı yanağından süzülüyor. Evet. Seni dinliyorum. Bak Tarık. Meydan. Şener içeceği deneyen adamı hatırladı. Adam mavi kahveyi yudumlayıp dilini ağzında gezdirerek gargara yapıyor. Hepsi aval aval bakmakta. Mükemmel olmuş. Şu ana kadar tattığım en olgun, en dolgun aromalardan biri diyebilirim. Peki fiyat da dolgun diyebilir miyiz? Hem de en harikulasından bol sıfırlı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sıkışırken ana döndü. Adam gitti. Sinirle yadigara yapıştı. Senin kahvenin telvesini sıyırayım inşallah yadigar. Hani silmiştin unutkanlığı? Sildim. Yani silmiştim. Hani böyle yemek yaparken kaşığın ucuyla tadına bakarsın ya. Ben de kendi üstümde denedim unutup unutmadığımı. Baktım unutmuyorum, hemen size haber verdim. Meğer etkileşime geçme süresi uzamış. Sonra unuttum. Sonra unuttuğumu da unuttum. Ya her şey silindi gitti işte. Tarihten silin inşallah yadigar. Silin de geri geleme inşallah. Yadiş sen manyadın mı? Yani zehir yapsan önce kendi üzerinde mi deneyeceksin? He. Başka nasıl anlayacağım olup olmadığını? Bu mallarda deneseydin. Hangi mallar? Ahmet ve Ayşen ablam abi. Abla senin anandır. Yani mala takılmadın da ablaya mı takıldın abla ya? Çantayı fırlatacak yani, gibi kaldırdı. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum sizi ya. Oğlum ben ne söylüyorum burada? Bir açın kulaklarınızı da dinleyin ya. Ne diyorum ben? Milyonlarım bak böyle arabaya bindi burada böyle gitti diyorum. Gitti ya. Siz orada bir lafa takılıyorsunuz yani. Bir kelebeğin bile ömrü bir gün derlerdi. İnanmazdım ya. Mavi kelebeğim uçtu gitti böyle havaya. Yok oldu. Önünü tuttu. Şşş, usta, o kelebeğe bir kalp masajıyla geri getirebilirim. Geri çekti. Nasıl olacakmış o? Şimdi bizim kahvenin bir unutturma süresi var. Evet. Öyle hemen etki etmiyor insanda yani. İşte tamam. Bu süre zarfında adamı katakulliye getirip işi bitireceğiz. Adamı nereden bulacağız peki? Bilmiyorum. Adam nerede peki? Bilmiyorum. Nasıl geri getireceğiz peki? Bilmiyorum. Hadi geri geldi. Kahveyi içecek mi sence? Bilmiyorum değil mi? Ümünde sıkarım burada. Sanmıyorum. Sanmıyorum. Bu mu yani? Bu yüzden boşanmak istiyorsun benden? Evet. Daha ne olsun? Tarık sinirden güldü. Zaten evli gibi bile değiliz. Bir evimiz yok, barkımız yok. Böyle gizli saklı nereye kadar yaşayacağız? Tamam. Tamam ben varım. Kalk. Kalk gidelim tüm mahalleye açıklayalım gerçekleri. Tamam. Kalk gidelim yani. Ya benim kimseden korkum yok. Itır kalk. Tarık dur. Ya dur, tamam. Dur, ya derdin bu değil miydi? Açıklayalım işte. Kurtulalım bu yükten. Kalk. Tarık biz ayrılmadan bu yükten falan kurtulamayız. Anneni düşün. Kadıncağız daha yeni çıktı hastaneden.
Öğrenirse ne olur? Mahvolur kadın. Bu vicdan azabıyla yaşayabilecek miyiz zannediyorsun ha? Ya baban? O öğrenirse yığılır kalır. Kendimizi düşünüp sevdiklerimize zarar veremeyiz. O yüzden boşanmamız en doğrusu. Şimdi mi söylüyorsun tüm bunları? Ha, şimdi mi aklına geliyor yani? Evlenirken aklın neredeydi? Niye evlendin o zaman benimle? Hata ettik. Ha, hata ettik öyle mi? Tarık önüne döndü. Gözlerinin çukurunu silerken Itır içi gide gide bakıyor. Sana ne oldu? Birden nasıl değiştin? Hiçbir fikrim yok. Ama bildiğim tek bir şey var. O da seni çok sevdim. Seni çok seviyorum Itır. Tarık gözlerine bakmaya cesaret edemedi. Küçük çantasının kenarını sıkıyor. Ama oyuncağın falan da değil. Tarık ağlamakla hayal kırıklığı içinde başını çevirdi. Ceketini toplayarak kalktı. Sana yarına kadar müddet. Hala fikrin değişmemiş olursa ben de hata ettiğimizden emin olurum. Gözünden yaş süzülürken başını kaldırıp baktığı gibi gözlerini indirdi. Tarık uzaklaşırken Itır çantayı kenara atıp bıraktı kendini. Siyah ceketli bir el omzuna dokundu. Itır. Itır yaşlı gözlerle şaşkın bakıyor. Boğazda kapalı bir hava. Denize sırtını vermiş oturan Itır'a gün ışığı arkadan vuruyor. Sahil kenarı. Al iç. Toparlan. Harap ettin kendini. Sağ olun hoca. Hocası kül rengi saçlı, kırklarının sonunda tıraşlı. Kimdi o tartıştığın çocuk? Eşim. Sen ne zaman evlendin? Haberimiz yok. Daha çok yeni zaten hocam. Haber vermeye fırsatım olmadı. Gerçi kimsenin haberi yok daha. İşler karışık anlaşılan. Öyle. Itır. El ele fotoğrafı çekildi. Aynı zamanda dostumsun da bunu biliyorsun değil mi? Belli ki çok üzmüşler seni. Elimden gelen bir şey varsa yaparım. Tabii anlatırsan. İstediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz peki? Tabii diye gülümseyerek başını salladı. Yadigar dükkanda Şener'in yüzüne masaj yapıyor. Gösterdi ama vermedi paralarımı. Bittim ben. Bittim. Olsun be usta. Gün doğmadan neler doğar? Ne doğacak oğlum? Önlere bebek, bize kelek. Başkasının kahvesiyle fal bakılır mı? Cinnetle kalkıp boynuna yapıştı. Geberteceğim seni yadigar! Usta! Usta musta yok! Usta musta yok! İçine seni de koyup çırağıyla birlikte devren satılık diyeceğim o işletme için. İçindeki 12 salağı da eşantiyon olarak vereceğim! Sibile yasladı, parmaklarını boğazının ortasına bastırıyor. Harbiden satacağım musta dükkanı. Oğlum sen nefes alabiliyor musun bu durumda? He, beynimdeki oksijenle 2 dakika idare edebiliyorum. Ölmeyen çırak mı aldım ben? Ölmeyen çırak mı? O değil de sen harbiden satılığa çıkaracaksın bu dükkanı. Olmayacak. Bıraktı kapıya kapandı. Güya ağlıyor. Çıkardım gitti. Aldım o zaman ben de. Uzattığı elini görünce Şener'in yüzü değişti. Afallamış, doğruldu. Yavaş gel. Zorlanırsın satarken. Ben ciddiyim usta. Ne kadar istiyorsun sen bu dükkana? Yürü git lan içine. Sen kim? Benim işletmemi devralmak kim be? Fütursuz! Yadigar çenesini çıkardı, alaycı düşünüyor. Şener kasaya doğru geçti. Öyle deme usta. Parayla fütürün kimde olduğu hiç belli olmaz.
Bakışları Yadigar'ın baktığı tarafa takıldı. Sinirden kızarıyor. Yadigar havalı havalı kollarını bağlayıp dilini dudaklarında gezdirdi. Dün akşam sırf ben mutlu olayım diye düğün yapmıştık. Hadi amma. Yanağını tutarken çekildi. Sil gözyaşını. Zor geliyorsa anlatmayabilirsin. Yok. Aslında iyi bile geldi. Bu sabah davayı geri çekmek için adliyeye gidiyordum. Tarık'la buluşacaktım. Birden o kız çıktı karşıma. Tehdit etti beni. Hale mi? Evet hocam. Her şeyi Tarık'ın annesine söylemekle tehdit etti. Söylediğim gibi kadıncağız daha yeni çıktı hastaneden. Birden böyle gerçekleri öğrenirse yıkılır. Kalbi dayanmaz. Sen de Tarık'a boşanmak istediğini, davayı geriye çekmeyeceğini söyledin, öyle mi? Ya ne yapsaydım? O kız manyağın teki. Gözü Tarık'tan başka hiçbir şey görmüyor. Her şeyi Adile teyzeye de babama da anlatır. Doktor kesinlikle üzülmemesi lazım dedi Adile teyze için. Hiç değişmemişsin. Hala başkalarının mutluluğu için kendi mutluluğunu feda ediyorsun. Adile teyzeye bir şey olursa bizim yüzümüzden, vicdan azabından ölürüm. Ne yapabilirim ki? Benim tanıdığım hatır olup savaşabilirsin. Nasıl? Dik durarak, aşkının, sevdiğin adamın peşinden koşarak. Hadi toparlan. Öyle ağlamak, sızlamak da yok. Koluna dokunup kalktı. Benim davaya yetişmem lazım. Akşam yemeğe çıkıyoruz. Orada daha detaylı konuşacağız. Yok hocam. Ben hiç gelmeyeyim. Keyfim de yok zaten. Sizin keyfinizi de kaçırmayayım şimdi. İtiraz istemiyorum. Akşam davetlimsin. Hem bak sana çok acayip bir sürprizim de var. Akşam öyle karşımda ağlamak, sızlamak yok. Hocanın tepesine attırma. Hıtır yeşil. Tamam. Ha şöyle. Gel bakayım. Sarılırken fotoğrafları çekildi. Meydan. Ne demişler? Canan'ı uzakta arayan canını tuzakta bulur. Baba Yadigar'ı dükkanın önüne gelip böyle rakip olursan olacağı budur işte. Bu girişimde de Şener Yeşil'e ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Hadi hayırlı olsun hepimize. Ya ben zaten tutmaz demiştim. Söyledim ben bunu. Kim ne yapsın Avrupa kahveyi ya? Aynen amcamın oğlu yani. Mahalle ortasında olacak şey mi? Ölü yatırım. Ya susun be eşeğin sipaları. Şener'e çanak tutmaktan elleriniz nasıl tuttu hala bilmiştik tasvir. Ay ağzın bal yesin İhsan abi ya. Ne oldu oğlum löp löp yutuyordunuz adamın kahvelerini. Sana sormak lazım İlyas abicim. Sen de löpletenlerdensin. Aynen abi hem de büyük boy. Ne olmuş oğlum ne alakası var büyük boyla? Bizimki meraktan. Birader insanın başına ne geliyorsa meraktan geliyor yalnız. Laf mı sokuyorsun Şevket abi? Ayıp olmuyor. Tamam tamam uzatmayın artık. Bitmiş gitmiş işte. Bundan sonra varsa yoksa kahvehane, çay kahve bahane. He şöyle. Ne yapayım? Tazeleyeyim mi çaylarınızı? Vallahi Münir baba ver çay ya. İçimizin yağları erisin ya. Aman ha gözünüzü seveyim. Şimdi bu aranızdan birine burayı kakalamaya çalışır. Eveler gebeler. Önce lafı dolandırır, sonra içinizden birini dolandırmaya çalışır. Aman ha dikkatli olun söylüyorum. Yok baba ya kim ona inanır? Sahi ne yapacak bu büfeyi? Böyle duracak mı mahallenin göbeğinde? Ulan ne bileyim ya. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Kapalı büfeye baktılar. Kasada poşetlenmiş para desteleri duruyor. Yadigar bidon tezgahının altından bir başka deste çıkarıp koydu. Usta müsaadenle. Duvardaki fiyatlarımıza KDV dahildir yazılı zarf dosyanın arasından 20'lik desteği çıkardı. 1,5'luk pet şişelerin arkasından da çıkardı. Şener'in yüzüne şimşekler çakıyor. Vitrindeki boş bidonun ağız kısmından dürdüğü desteği masaya çıkardı. Teybin kaset çalarıyla kasanın altında yapışık olan paraları da masaya koydu. Pardon usta. Geyikli dere kenarında bir orman tablosunun arkasından da çıkardı. Usta pardon. Susebilir'in mazgalının içinden de 200'lükleri çıkardı. Şener'in yüzünde elektrikler çaktı. Yadigar omuzlarından tutup kendine çevirdi. Şener elinde tuttuklarını da aldı. Eyvallah. Masadan maket bıçağını alıp açtı. Şener'in gözleri koskocaman açık bakıyor. Ellerini kaldır usta. Niye Yadigar?
Kaldır usta. Yadigar, ya, evladım. İki kez düşün bak, para mutluluk getirmez. Düşündüm usta. Kaldır elleri. Küçük bir mutlu günümüz olmadı Yadigar. Ya. Böyle mi olacak sonumuz? Sonumuz böyle mi olacak? Montunun iç ceplerine el atıp paraları çıkardı. Şener montunun yırtık kenarına baktı. Paraları göstererek havalandırdı. Üstümde de mi sulanmak? Havadan 200'lük sanal banknotlar yağıyor. Satıyor musun dükkanı? Burnunun dibinde paraları sayarak geçiyor. Şener mest oldu. Ya çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Ben bir şey yapmadım ki Sevdacığım. Güzelliğin altını çizdim o kadar. Ya benim nerem güzel? Güzel olsam, güzel olsam beni fark eder de diyeceksin değil mi? Nereden anladın? Tecrübe diyelim. Yüzüme bile bakmıyor gerizekalı. Farkımda değil sanki. Kim olduğunu sorma sakın, hayatta söylemem. Sormayacağım zaten, kim olduğunun bir önemi yok ki. Önemli olan senin kim olduğun. Yani kendini nereye koydun, nasıl gördün? Sen kendini yok sayarsan kimse senin farkına varmaz Sevda. Vay. Sen bunları var ya sosyal medyada paylaşsan, takiplerden, beğenilerden var ya başın döner. Fenomen olursun ya. Ayrıca bayağı aşka dip yapmışsın belli ki. Senin tecrübelerinden faydalanmak lazım. Yani aşk konusunda pek tecrübeli sayılmam. Daha doğrusu ben bu konuda birazcık yeteneksizim. Nasıl yani? Hiç aşık olmadın mı sen? Oldum tabii. Kime? Tanıyor muyum? Yoksa bu mahalleden birisi mi? Bilmiyorum. Ya yalan söyleme abla. Hani kim olduğunu sormak yoktu. Ya ama ben çatlarım şimdi meraktan. Hadi ne olur söyle. Vallahi Perran ablanın fan kulübünü kurarım bu merak dozuyla. Hadi söyle. Emel'in telefonu. Kim? Abin. Ya onu sormuyorum. Kime aşıksın onu soruyorum. Efendim Tarık. Nasılsın Emel? İyi, ne olsun? Sevda yanında saçını kesiyordum. Selam var sana. Müsait misin? Biraz konuşabilir miyiz? Tarık sen iyi misin? Sesin kötü geliyor. Yok Emel, ben pek iyi değilim. Düğün yaptıkları mekanda. Ya biliyorsundur belki, Itır bahsetmiştir. Biz bugün boşanma davasını geri çekecektik. Biliyorum. Bir sorun olmadı inşallah. Oldu Emel, oldu. Maalesef oldu. Itır boşanma davasını geri çekmek istemedi yani. Boşanmak istiyor. Ne? Nasıl olur bu Tarık? Oldu işte Emel. Anlamadım ben de. Bilmiyorum yani. Boşanmak istiyor. Niye? Ailelerimizi falan bahane etti işte. Ya sanki başka bir şey var Emel. Yani sanki... Saçmalama Tarık. Yani sakın böyle bir şey düşünme. Itır'ın gözü senden başkasını görmez. Ne o zaman yani? Nedir? Nedir yani? Niye böyle davranıyor o zaman? Bir gün öyle, bir gün böyle. Daha dün düğün yapamamaktan dert yanıyordu. Bugün ayrılmak istiyor. Oyuncak gibi oynuyor benimle Emel. Ya sanki... Sevgisinden emin değil gibi. Ben de artık ne düşüneceğimi bilemiyorum Emel. Yani öyle bir şey ki delirme noktasına geldim artık. Tamam sen sakin ol şimdi. Tamam ben Itır'la konuşacağım. Böyle saçma sapan şeyleri de aklına takma. Ya mutlaka başka bir sebebi vardır. İnşallah yani inşallah öyledir Emel. Umarım. Tamam Emel, tamam sağ ol. Görüşürüz canım. Ben Itır'ı arayacağım merak etme. Tamam sağ ol, sağ ol. Masa giriş kordonu ve kırmızı balonlar hala duruyor. Seni çok seviyorum Tarık. Ben de seni seviyorum bir tanem. Sarıldıkları anı hatırladı. Öfeyle vurduğu balon ayağında patladı. Ne oldu? Nesi varmış abimin? Itır. Davayı geri çekmekten vazgeçmiş. Boşanmak istiyormuş. Nasıl ya? Bu ne demek oluyor şimdi? Bir anlasam. Sevda şaşkın düşünüyor. Yadigar'la el ele tutuşuyorlar. Yine dört ayak üstüne düştün Şener Yeşil. Kurtuldun kahveci belasından. Elini Yadigar'ın elinin üstüne koydu, sallıyor. Yadigar'ın gözler şaşı, tek kaşı kalkıp o da elini koydu. Şener çekti elini, Yadigar kurnaz bakışlarda düşünüyor. Hadi bakalım. Hayrını gör. Tabii doğru istikamete bakabilirsen. Benim istikametim hep doğru usta. Senin bakış açın yanlış. Kahveciyi batırırsan
Kapıma gelme, işe almam. Sattığına pişman olursan kapıma gelme, gözünün yaşına bakmam. Öyle hızlı salladılar ki hızla geçti. İskele. Çok mu kötüydü sesi? Nasıl olmasını bekliyorsun Tır? Kötüydü tabii. Dağılmıştı çocuk ya. Ben gerçekten anlamıyorum artık. Ya biz 3-4 saat önce seninle telefonda konuşmadık mı? Havaları uçmuştun, delirmiştin mutluluktan kızım. Ne şimdi bu haller? Nasıl böyle bir şey Tarık'a söylersin? Öyle olması gerekiyordu Emel. Yalvarırım gelme üstüme. Ne demek gelme üstüme ya? Itır, sende bir haller var. Bana da mı anlatmayacaksın? Adile çayından içti. Çay da tam kıvamında, istediğim gibi. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun. Kurabiyelerden almadınız. Ya, deminden beri gözüm onlarda. Ay mis gibi de kokuyorlar ama doktor periz verdi. Böyle kurabiye, pasta, börek, çörek yasak. Ay yok, ben bunları sizin için özel yaptım. Hiçbir zararı yok. İçinde esmer un var, glutensiz. Margarin de yok, halis zeytinyağı. Şeker yerine de doğal pekmez koydum. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz Adile anneciğim. Ay pek de düşünürmüş Adile annesini. Madem dokunmayacak cinsten, yiyin bari. Tabağı altına koyup kurabiyeden ısırdı. Harika, muhteşem. Afiyet olsun. Ay kızım, elimden her iş geliyor maşallah. Anne pek güzel yetiştirmiş seni. Eskiler senin gibilere ne der biliyor musun? Evlat soylu, ahiret uylu derler. İyi anlamadım. Yani bu dünyada evlatlık öte dünyada ahiretlik eder manasında. Kaynanalar memnun oldukları gelinlere böyle derlermiş. Çayınızı tazeleyeyim mi Adile anne? Vallahi tazele. Dur şunu bitireyim de kızım. Bardağın sonunu içip Hale'ye verdi. Vallahi dört başı mamur kız. Bizim oğlan aklını kullansa da alsa şu kızı. Maşallah endamı da yerinde. Yaşa kızım, sağ ol. Tarık geldi. Hale. Tarık hoş geldin. Ben de Adile anneyi ziyarete gelmiştim. İyi etmişsin. Sen iyi misin? Olur. Gel. Halinin yaptığı kurabiyelerden ye. Muhteşem yapmış. Gel otur yazma gel. Size afiyet olsun. Benim biraz başım ağrıyor da odama çıkıp uzanacağım. Aa, ne ayıp ayol. Misafirimiz var. Aşk olsun Adile anne. Yabancı mıyım ben? Değilsin tabii. Bir tanem. Sen de bu evin bir kızısın değil mi oğluşum? Tabii. Müsaadenizle. Müsaade ne demek? Sen hadi git dinlen biraz. Ben de çıkacağım zaten birazdan. Olur mu kızım? Daha yeni geldim. Birer çay daha içeriz ayol. Hastaneye uğramam lazım Adile anne. Olsun, uğrarsın gene. Birer çay daha içeriz, öyle gidersin. Tamam mı canım? Tarık dalgın. Merdivenlerden üst kata çıkıyor. Hale ile Adile gözüyle takipte. Sen de gördün işte annesinin hastanede yaptığını. Oğluna Hale'yi yakıştırıyor işte. Zaten evli gibi falan değiliz. Resmen evcilik oyunu oynuyoruz. Itır. Kim kimi istiyorsa yakıştırsın. Siz evlisiniz. Eninde sonunda herkes öğrenecek bunu ve kabul edecekler. Nasıl öğrenecek Emel? Adile teyze öğrense ne yapacak? Kalbine iner kadının. Babamı ne yapacağız peki? Bir de babam için mi mahallece hastaneye taşınalım? Ha? Bir süre daha gizlersiniz, tamam mı? Ortam ısınınca söylersiniz. Ortamın ısınacağı falan yok Emel. Her seferinde sen mi çıkıp yok ben Tarık'a aşığım, yok bilmem ne, yalan mı söyleyip duracaksın? Eninde sonunda foyamız ortaya çıkacak. O zaman da ya babamın ya Adile teyzenin sebebi olacağız. Ay saçmalama Tır ya. Tamam, belki şu an saçmalıyorum. Ama inan bana, benim yerimde olsan sen de aynısını yapardın. Yapmazdım. Ucunda ölüm bile olsa sahip çıkardım aşkıma. Neyse, benim gitmem lazım. Canım hiç istemiyor ama hocama söz verdim. Geç kalmayayım şimdi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen var ya hayatının kıymetini bilmiyorsun. Sahip olduğun güzellikleri bir çırpıda harcıyorsun. Emel, bilmediğin şeyler var. Ya ne demek bilmediğin şeyler var? Itır susup başını eğdi. Boş ver Emel. En doğrusu bu. Hepimiz için. Tarık haklı Itır. İnsanlar senin oyuncağın değil. Sevmeyi bilmiyorsun madem sevilmenin kıymetini bil. Tarık odada dört dönüyor, elinde telefonu havada çevirip yakalayarak bekledi.
Kapıya dönüp telefonu kafasına vurarak komodine yaslandı. Tarık, ben çıkıyorum da bir hoşça kal diyeyim dedim. Ya Hale, kusura bakma, ben ilgilenemedim seninle. Olur mu canım öyle şey? Sen iyi ol, bana yeter. Bak, ne zaman istersen, saat kaç olursa olsun ara, olur mu? Sağ ol. Ben uğurlayayım seni. Ay yok yok, hiç gerek yok. Taksi çağırdım zaten. Sen dinlenmene bak. Bak, dediğim gibi ne zaman istersen ara, olur mu? Ve hep iyi ol. İyi ki varsın. Sen de. Tarık kolunu açıp Hale'ye kucakladı. Ay vallahi oldu bu iş. Hadi inşallah. Çok da yakıştılar. Allah nazarlardan korusun. Maşallah. Kulak çekip kapıdan uzaklaştı. Hale sarılmaktan memnun, gülümsedi. Hadi görüşürüz. Tarık'ın uğurlarken tebessüm eden yüzü asıldı. Itır evin önüne yaklaşıyor. Haleleri gördü. Hale ile Adile kapıda. Hale eğilip elinden öptü. Taksi hazır bekliyor. Hangimiz sevmedi çılgınlar gibi? Hangimiz bir kuytu köşe başı? Bir vefasız için yol gördü. Hale arka koltukta. Camı açmış giderken Itır'a imalı bir bakış attı. Ayşe çay bahçesinde oturmaktan sıkılmış kahvesinin yanındaki suyu içti. Şener arkası kapıya dönük oturan Ayşe'ye yaklaştı, gözlerini kapattı. Şener, Şener'im. Ya ama sen elimdeki o paranın sıcaklığını hissediyorsun. Yani doğal bir sıcaklığı var elimde. Onu hissediyorsun ya. Yok ayol, yok. Ben bu tombilik elleri var ya, bu tombilik elleri ben böyle gözlerim kapalı tanırım. Kapalı bunlar. Şunlara bak, şunlar. Böyle paskalya hamuru, paskalya. Yok, vakfı kebir ekmeği. Yahu yani aşk meşrubatım, bazen beni seviyor musun, gömüyor musun? Ben anlamakta güçlük çekiyorum, biliyor musun? Nasıl da bozulurmuş. Ay benim keşkül yanaklım, benim keşkül yanaklım. Seviyorum, seviyorum. Kızma. Ben de seviyorum Spangile. Ve gereğini yapacağım. Gereği derken frambuazım? Gereği işte. Ben düşündüm, taşındım, gereğini yapmaya karar verdim. Evet, gereği düşünüldü. 25 yıllık aşk mahkumları Şener'le Ayşe'nin beraatine, Tezel'den evlenmelerine karar verildi. Evlenmelerine mi? Evet. Ya aşk pastam, sen bir işler mi çeviriyorsun? Nereden çıktı şimdi bu evlilik fikri? Kahve falından. Fincanı gösterdi. Bak, sana ilk vakte kadar bir düğün var. Bak şurada, görüyor musun? Görüyorum. Ha. Bak, kabaran yüreğin sönecek. Kısmetin dönecek. Bak sana böyle uzun bir yol var, bak görüyor musun bunu? Evet. İşte o da bir nevi Şener'le bir ömür misali de denebilir yani. Sen ciddisin. Ciddiyim tabii. Ne sandın be? Benim ciddiyetim de, maddiyatım da yerinde. Yarın gelip ablandan istiyorum seni. Kahveciyi de yadigara kakaladım zaten. Çok paramız var, çok. Kız ne yapıyorsun? Etrafa bakıp oturdular. Ama şimdi aklıma geldi. Yani sen benim çikolatamı heba ettin ya. Yani o benim uğurlu çikolatamdı. Yani o olmadan ben seni ablandan nasıl isteyeceğim ki? Yani kesin vermez yani. Ya ne uğuru Şener, ne uğuru ya, delirtme beni. Ablam çikolata sevmez. Ne sever? Şerbetli tatlı. Ha, baklava falan. Hamur tatlısı. Misal hanım göbeği, dilber dudağı, vezir parmağı. Yok eşeğin kulağı yani. Vallahi bak. Ya olur mu öyle şey ya? Yani ben seni nasıl ablandan öyle isterim ya? Ablacığım, sana bir kilo vezir parmağı getirdim. Sen de bana kız kardeşini verir misin? Böyle bir şey olabilir mi ya? Olabilir. Olmaz öyle şey canım. Yani vezir parmağı unut yani, onu. Çok tehlikeli. Hanım göbeği de olmaz yani, riskli. Sanki dilber dudağı sanki olabilirmiş gibi geliyor yani bana.
Yani 25 yıllık avans öpücüğünü temsilen. Kız aklıma geldi, bir tane öpücük versene kız. Dudaklarını çıkarıp yakınlaştırdılar. Ayşen gözünün altını çekerek geriledi. Düğünü yap, öpücüğü kap Şener. Yadigar Ahmet'le Halit'i dizmiş. Üstlerini başlarını düzeltti. Şekerlisi acı, ortası zehir, sadesi zemberek, Türk kahvesiyle. Yok ya, yapamıyorum ben. Ustam gibi olmuyor. Yani bizim tarzlarımız farklı. Nesi farklıymış tarzlarınızın ya? O dolambaççı, ben daha çok kestirmeciyim. Nasıl kestirmecisin? Şöyle, maaş artı yol artı sigorta artı yemek artı sattığınız her kahve başına %5 prim veririm. Vallahi de? Vallahi. Beyler, isterseniz sözleşme yapalım. Yani burası şeffaf bir müessese. Bizde yamuk olmaz. Hey Allah'ım ya. Adıyla, sanıyla, yakacıklı yamuk yadigar, teminat olarak bizde yamuk olmaz diyor. Sen de lapin gibi atlıyorsun kardeşim, öyle mi? Ne var kardeşim ya? Bak, ne dedi Hulusi Baba? Eğri demir dövmekle, eğri insan sevmekle düzelir. Demek ki Şener abi de bunu bir dövdü, bir sevdi, bir sövdü. Bak, düzelmiş işte, mis gibi adam olmuş. Ha, belli belli, bayağı düzelmiş. Sen yakında anlarsın kimin kimi düzelttiğini. Sen burada çalışmaya devam et kardeşim. Benden bu kadar. Hadi eyvallah. Babam! Nereye ya? Ustamın ayaklarına kapanmaya. Şeytanın çırağına çıraklık edeceğime, ustamın ayakkabısına fırçalık ederim. Yadigar yumruğunu sıktı. Halit'i kaybetmemiz hiç iyi olmadı. Şimdi sol kanatta çok açık vereceğiz. Ya Yadiş, bak sen şu prim işini %10 yap, tamam mı? Ben yan toplarım, düz toplarım, böyle hava topuna çıkarım. Bütün hava hakimiyeti bende olur, tamam mı? Sen hiç açık vermem, merak etme. Vallahi de. Beni tuttu, Ahmet çekti. Vallahi. Zaten sinek avlıyoruz hiç. Dur bakalım aslanım. O kadar emin olma. Şov daha yeni başlıyor. Münir ocakta çay demliyor. Halit utana sıkıla kapıya geldi. Münir bakıp kızgın başını ocağa çevirdi. Çekinerek içeri girdi. Tezgaha dolanıp arkasına geçti. Ustacığım. Halit'e döndü. Usta deme bana. Usta. Ver elini öpeyim usta. Ver elini öpeyim usta. Bırakma beni, ne olursun bırakma. Bırak. Bırak elimi. Bırakmam. Bırakmam usta. İstersen un ufak et beni. Üstüme bas geç ama bırakma, ne olur. Ne olur usta. Bırak ya. Bırakmam. Bırak. Şeytanın tedrisatından geçenlere bu dükkandan diploma yok. Bırak. Bırak. Usta. Usta. İstersen maaş verme. Sigorta da istemem. Yemin ederim sigorta da istemem. Yarım maaşı da çalışırım. Yemek varsa yerim. Yoksa kuru ekmek derim usta. Yeter ki sen beni yanına al. Yeter ki bırakma. Ne olursun usta, beni bırakma. Lütfen, sana yalvarırım. Beni ellerin eline bırakma. Ne olur. Lütfen. Vah 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 vah. Ne çabuk da öğrenmişsin o Şener'in jargonunu. Kalk ayağa, kalk, kalk, kalk. Kalk. Elleri belinde bekliyor. Halit ağlayarak dizlerinin üzerinden kalktı. Evladım, ben sana böyle mi öğrettim ya? Zora düştüğünde bağır, çağır, ağla, yalvar, yakar, ayaklara kapan diye mi öğrettim? Parmak kadar çocuktun. Baban seni bana emanet ettiğinde. Eti senin, kemiği benim demişti. Evet, bağırdım, çağırdım. Zaman zaman dellendim de, ama bana emanet edilen canını kendi evlatlarımın canından ayırmadım. Ayırmadın usta. Bak evladım, ben sana onların vaat ettiğinin onda birini bile veremedim. Gönlüm isterdi ama gücüm bu kadar. Bir kuru maaş, üstüne de bir sigorta, ileri tutarı bu. Ama sana hiçbir zaman yalvarmayı, yakarmayı, yerlerde kıvranmayı, ayaklara kapanmayı öğretmedim. O durumlara düşürmedim. Bak işte, burası ocak, bu dükkanda senin. İster çalışır, çabalar, burayı yurdun sayarsın, ister burası bana dar gelir deyip kapıdan çıkar yürür gidersin. Önlük orada. Affettin mi usta, barıştık mı? Alacaksın beni geri. Kerata, hiç küsmemiştik ki zaten. Yüzünü
gözlerini silmeden heyecanla duvardaki önlüğünü beline taktı. Geç, geç usta. Geç. Patronlar pislenmiş. Pislenmiş mi? Temiz de o zaman. Şener Perra'nın dükkanında. Ne yapıyorsun mahallenin sır küpü? İyiyim. Hoş geldin Şener Efendi. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Vallahi iyi işte, nasıl gitsin? Aynı tas, aynı tuzluk, aynı bardak, aynı çanak. Öyle satıp duruyoruz. Gerçi bu aralar işler biraz böyle çok iyi gitmiyor dükkanda ama ne yapalım? Kız ben onu mu söylüyorum? Havadis trafiği nasıl gidiyor diye soruyorum. Ha. O işler biraz kesat. Yani senin Münir abinin başına ördüğün çoraplar da olmasa yaprak kıpırdamıyor mahallede Şener. Sen duymadın mı ya? Neyi duymadın mı? Allah Allah. Herkes konuşuyor sen. En... Ay Allah, çok şaşırdım ha. Vallahi çok şaşırdım. Sana reddedemeyeceğim bir teklifim var Perroş. Aman abiciğim aman. Tatlıcı. Senden gelecek teklif bana teyit geçsin. Ben istemiyorum. Hiçbir şey anlatma bana. Sen bilirsin Zekicim de yani bu seferki böyle muz orta yani. Geliyor böyle yani dokunsan gol. Hani kim dokunsa gol yani. Hele orta bir de muz orta. Ya o ortalar hep bizim kaleye gol oluyor. Sen orta morta yapma abi, istemiyorum ben orta falan. E ne yapalım o zaman, Metin'e açılırız. Belki o ilgilenir mevzuyla yani. Metin'le alaka ya? Metin'le ilgili istihbarat mı var elinde? İstihbaratın kralı. Mahallenin bütün halı altına süpürülmüş. Kiri, pası, tozu hepsi bende. Ne diyorsun Şener şu an? Bir dakika yani ne olmuş, kim, nerede, ne yapmış? Bunları bana lütfen anlatır mısın? Bak şu an gerçekten meraktan çatlayacağım, öleceğim meraktan. Anlat hadi, hadi. Hadi lütfen anlat. Zekicim şimdi anlatırım anlatmasına da. Bunun bir ufak bedeli olur Zekicim sana be. Adetten bir şeyler alırız senden. Yok ya. Bir kuruş vermem, bir kuruş. Sen deli misin be? Artık çarpılmak yok sana. Bitti o işler. Eskide kaldı. Aşk olsun Perran be. Yani paranın ne gibi bir önemi olabilir ya böyle durumlarda? Ama yakında bir yuva kuruyorum biliyorsun. İşte kız istemeye giderken gümüş tepsi. Ayşe'nin sevdiği türden ne bileyim yemek takımı, çatal bıçak seti falan. Yani böyle şeylerde o da adetten ya. Hediyen olur yani. Abicim madem adet yerini bulsun diyorsun, yaptır bir kutu çikolata git. Kız istemeye bir tepsi Dilber Dudağ'la gidilir mi? E ne yapayım Zekicim yani? Adile abla seviyormuş yani. 20 yıldır gittik çikolatayla istedik de ne oldu yani? Çikolata da kurudu, Ayşen de kurudu yani. Hadi yap bir güzellik bak. Mevzu şimdi Dilber'in iki dudağı arasına sıkıştı. Bu yani. Bunu da al tamam mı? Bardak takımlarını koliye doldurdu. Bunları da alıyorsun. Gümüş tepsiyle kek kalıbını da ekledi. Güzel parça. Bunu da alıyorsun. Tamam mı? Bunu da ha zaten bak bir şey söyleyeceğim. Şunları Ayşen çok beğenmişti geçen gün. Çeyizime mutlaka bunları alırım demişti. Bu önemli yani. Bunu böyle en üste koy da şey yapma. Hadi anlat lütfen. Anlat artık çatlayacağım. Bak karnımda kelebekler falan düşüyor şu anda. Ne olur çok heyecanlandım. Anlatır mısın artık lütfen hadi. Zahmet etmeseydin ya. Ya tamam zahmet. Ne demek ya? Bunun lafı mı olur? Sen anlat yeter ki anlat. Anlat. Anlat hadi. Tatlıcı Şener çayını içti. Bu Metin büyük gol atıyor sana kardeşim. Tatlının şerbetini az koy gözünü seveyim. Bak kadın yeni hastaneden çıktı. Dokunmasın sonra. Tamam be tamam. Sen merak etme de. Ne golüymüş bu? Ne yapıyormuş Metin o amcamın engereği? Bilmiyorum yani. Seni sollayıp kutlamayı o yapacak yani herhalde. Senin tereyağın doğaldı değil mi ya? Doğal tereyağı kullanıyorsun değil mi? Doğal abicim doğal. Allah Allah. Ne kutlamasıymış bu? Ya İhsan abiyle Şükrü ablanın evlilik yıldönümü kutlaması var ya o işte ne olacak? Öyle miymiş? Organizasyonu bana teklif etti. Yani ben de makara kukara yapıyor sandım. Ne bileyim yani kafa buluyor sanıyorum ben de. Meğersem ciddiymiş, büyük para ayırdım diyor, bir şey diyor falan falan ama ben bir kıllandım yani. Bana şey gibi geldi yani, birisini bypass etmeye çalışıyormuş gibi geldi yani. Ettirtmem, ben onun ciğerini narkozsuz sökerim, sen kafanı yorma ama... Ya bu aralar biraz durumum yok da... Şener be, sen bir organizasyon yapsana bana ha, çevir şöyle bir fırıldak ne olur be, yardım et bana. Zekicim, olay bende, sen hiç merak etme. Hele şu Dilber dudağını halledelim. Bendesin, hepsini çözeriz ayıp ediyorsun Zekiciğim. Ya Dilber dudağı var ya, sana bir Dilber dudağı yapacağım. Yemin ediyorum böyle Rus'un böyle selfie çek selfie. Öyle bir Dilber dudağı alacak yani, akıllara zar. İnşallah, inşallah. Hadi bakalım. Itır kapının önünde hazırlanmış, aynadan kendine baktı. Itır kızım nereye? Yemeğe gidiyorum baba, arkadaşlar davet etti. Daha önce söylememiştin.
aniden gelişti. Haber vermeye fırsat olmadı. İyi tamam ama geç kalma. Kalmam, merak etme. Yani bir ayıp olmasın diye kendimi gösterip döneceğim. Hadi görüşürüz. Münir'i öpüp çıktı. Ayasofya'da gün batımı. Isır hocasıyla restorana girdiler. Aa, Leyla, Itır. Hocanın elinden tutarak kalktı, karnı burnunda. Canım, çok özlemişim seni. Ben de canım benim ya. Nasıl, beğendin mi sürprizimi? Bayıldım. Ay ne kadar çabuk büyümüş böyle. Evet, bayağı. Hadi oturalım. Leyla, böyle ayakta durup kızılmıyorum ama bak külahları değişeceğiz ha. Hocam haklı. Yorma bakayım adaşımı. Gel otur şöyle. Şuna bak, daha şimdiden pabucumu da mı attı küçük hanım? Tarık ofisin kapısını aralayıp içeri geçti. Itır'ın masasına uzun uzun bakıyor. Hangimiz sevmedi çılgınlar gibi? Hangimiz bir kuydu köşe başı? Misafirleri buyur ettiği masanın önündeki koltuklara oturdu. Avukat Itır Yeşil yazılı isminin yanındaki menekşeye bakarken anımsıyor. Elinde saksıyla Itır'ın penceresinin altına geldi. Etrafa bakınıp vazoyu pencere önüne bıraktı. Perforjeleri üst ucundan tutup asılarak tırmanmaya kalktı. Herkesten bir anı saklar bu yolları. Saksının kenarından tutup tek eliyle tepelere asıldı duvardaki çıkıntıya. Saksıyı bırakıp kendini yukarı çekti. Itır yatakta uyuyor. Pencereni arala sevgilim. Işık olup kirpiklerinden sızmaya geldim. Sesimle dokundum saçlarına, gözlerimle öptüm. Mahzun bir menekşenin toprağa sarıldığı gibi sarıyorum seni. Pencereni arala sevgilim. Aşkım bende, ölüm kalım meselesi. Ana döndü. Uzanıp menekşe yaprağını parmakları arasına aldı. Ağlayarak yaprağı okşuyor. Patır patır yaşlar dökülürken nefes alıp gözlerini kırpıyor. Yapraktan elini çekip içe kıvırdı. Kaşını gözünü silip elini çenesine koydu. Cebinden telefonunu çıkardı. Telefon ekranına bakarak yaslandı. Bu kim şimdi ya? Sayfaya resimler yükleniyor. Telefon tutan elini masanın üzerine çıkarıp gece lambasının ışığında telefonuna odaklandı. Gördükleri neyse sinirlendirdi Tarık. Dişlerini sıkıyor. Şevket emlakçıyı kapattı. Şevket! Ha? Bittik biz Şevket! Bittik biz! Bittik! Ne oldu aşkım? Ne oluyor? Ne bu telaş ya? O Şener olacak alçak var ya, o Şener olacak alçak ocağımıza incir ağacı dikti. Ya Perran, yine bu 55 bin bardak mevzusunu açma aşkım ya. Ne olursun bak, sen öyle konuşunca benim ürtüker oluyor ya. Aşkım, ikimize söz verdik birbirimize. Bir daha Şener'den bir şey almak yok. Değil mi? Evet ama ben o işte o sözü bozuvermişim. Yani böyle farkında olmadan, yani böyle benim bilincim böyle bir an kapandı sanki. Böyle aklım uçtu gitti sanki. Sakın Şener'den bir şey aldım deme bana. Almadım ben Şener'den bir şey. Ben Şener'e bir şey sattım. İyi tamam, bir tanem satmışsın işte. Bunda ne var ki ya? Ne sattın? 72 parça yemek takımı, vazo, tabak, bardak, çanak, çömlek, oy, bir takım. Ay çok güzel işte, harika. Bir kere de onun parası bize nasip olsun be bir tanem. Ha? Ama işte ben karşılığında para da almayınca... Bir dakika, ne demek para almayınca? Ya Perran ya, ya Şener'e veresiye verilir mi aşkım? Niye veresiye veriyorsun Şener'e ya? Ah ya. Aslında hani veresiye de vermeyince ben böyle yani şey yaptım, ben karşılığında ondan şey aldım. Ne aldın? Haber. Ne haber aldın Perran?
Mahallenin haberini aldım. Osunu busunu dedikodusunu aldım ama sahte dedikodu basmış kalpazan. Dedikodu karşılığında 72 parça takım, porselen, tabak, vazo mu verdin? Yandım ben ya, yandım ben. Ne yaptın Perran, ne yaptın? Düş önüme, düş önüme hadi. Ama kocacığım... Cevap verme, düş önüme. Ama... Çıldırttın beni ha. Ve aklım gitmiş. Ya aklın var mıydı ki senin zaten beni çıldırtma ya? Bilmiyorum hocam. Kızı hiç tanımıyorsunuz. Kız gerçekten şeytan. Her şeyi yapabilir. Hoca elini tuttu. Bak Itır, hocan olarak değil, bir dostun, abin olarak konuşuyorum. Bu dünyada mutluluğu en çok hak eden insansın. Tarık'ı da ne kadar çok sevdiğini üniversiteden biliyorum. Hala çok seviyorum. O zaman aşkının peşinden koş. Kimseden, hiçbir şeyden çekinmeden. Bize verdiğin o cesareti şimdi kendin için kullan Itır. Leyla gelince kalktı. İyi misin Leyla? Geçti mi bulantın? İyiyim canım, iyiyim. Alıştık artık. Her yemeğe çıktığımızda aynı şey. Teşekkür ederim. Ablanı aradın mı? Yo. Oğlum ne meraksız adamsın ya. Ya baba sana yemeğe gideceğim demiş ya. Evet dedi ama geç kalmayacağım da dedi. Ya babacığım 40 yılın başında bir dışarı çıkıyor kız. Bence biraz rahat bırakalım. Arkadaşlarıyla yemek yiyormuş işte. Evladın saçının teli annenin babanın yüreğini titretir. Hele bir baba ol, o zaman seni de göreceğiz Tuncay Efendi. Sizin canınız tuz dese benim yüreğim cız der ya. Hadi bakalım, hadi, hadi topla şunları, topla. Boş bulaşıkları alıp içeri götürdü. Pencere kenarına gelip perdeyi araladı. Sokağa bakarken Adile de pencere önüne geldi. Gözlerini kaçırıp perdeyi örttü. Tarık sokakta öfkeyle yürüyor. Bir an tereddütte kalsa da yine de müdürün kapısını çaldı. Tuncay çıktı. Tarık abi. Tuncay oğlum Itır mı geldi? Aa, Tarık oğlum hoş geldin. Itır'ı soracaktım da Münir amca. Bir şey söyleyeceğim de. Itır gelmedi oğlum. Üniversiteden arkadaşlarıyla yemeğe gitti. Birazdan gelir. Gelince söyleyeyim seni arasın. Yok. Gerek yok Münir amca. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler abi. Münir dudak büküp garipseyerek içeri geçti. Tarık kapının önünde öfkeli. Elini beline koydu, bekliyor. Sevda ocağı ovarken Ayşen sofranın örtüsünü serdi. Ya ben anlamadım ki şimdi. Bunlar boşanmaktan mı bahsediyor, boşanmamaktan mı? Boşanmamaktan. Tabii. Daha dün düğün yaptık. Gelin çiçeğini de ben kaptım. Teyze hoş. Bir kere o çiçeği ben kaptım, tamam mı? Sen cebren ve hileyle çöktün çiçeğime. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gün geçtikçe Şener abiye benziyorsun. Aşk aşağı baka baka kararırmış. Onu öyle demezler teyze hoş. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Allah şimdi var ya, terlik geliyor ha. Ayağındaki terliği kaldırdı. Ne didişip duruyorsunuz be? Bir saatte iki kapkacağı yıkayamadınız. Tarık aradı mı? Beni aramadı. Beni de. Allah Allah. Nerede kaldı bu çocuk? Hayır cebi de kapalı. Belki şarjı bitmiştir. Ha belki de işi vardır. Hastası falan gelmiştir. Ha iyi dedin kız. Dur bir muayenehaneyi arayayım. Teyze hoş. Abi Itır ablayla buluşmuş olmasın. Ay belki de kız. Sesle irkildiler. Sevda mutfak camından dışarıya baktı. Ay! Ay Şener abi ya sen miydin? Odumu kopardın. Ya şuna bak sinek gibi yapışmış cama. Ay Şener'im, ay çiçe sineğim benim. Dilini çıkarıp kaş gözle anlattı. Ne diyor? Aman sen anlamazsın. Bak şimdi ben çıkacağım. Eğer ablam sorarsa çöp dökmeye gitti dersin, tamam mı? Sevda'yı gösterip avuç içine çizerek anlattı. Ne diyor bu? Ortalığı toplasın diyor. Hadi. Of,
Alo, Hale kızım, rahatsız ettim bu saatte, kusura bakma. Tarık'la görüştün mü bugün diye soracaktım. Yok, yani en son sizdeyken görüştük. Ne oldu, bir şey mi oldu? Yani kötü bir şey yok değil mi? Yok, inşallah yani. Hayır, muayenehaneye aradım, cevap vermiyor. Cep telefonuna da ulaşılamıyor. Hayır, belki berabersinizdir diye şey ettim. Yok Adile annem, evdeyim ben. Hay Allah. Gördüm bugün işte kızım, biraz tadı da yoktu oğlanın. Evet ya, fark ettim ben de onu. Ben de telaşlandım birazcık, ne diyeyim. Oldu, rahatsız ettim ben seni kızım, sağ olasın. Ay olur mu öyle şey, estağfurullah. Ya hatta siz haber aldığınızda bana da haber verseniz, ben merak ettim şimdi. Veririm tabii güzel kızım. Hadi iyi geceler yavrum. İyi geceler, ellerinizden öpüyorum. Berhudar ol yavrum. Telefonu bırakıp kahve kupasını alarak açık bilgisayar ekranına baktı. Ah be Tarık'cığım. Kim bilir kimler bozdu senin moralini. Ama merak etme. Ben seni teselli ederim. Aşk pastam, sen niye bu saatte geldin? Ablam içeride. Jübile mi yapmaya geldim? Ne jübilesi? Tenhalarda buluşma jübilesi. Bundan sonra tenhalarda buluşmak yok. Her şeyi ulu orta yaşayacağız. Milletin gözüne soka soka. Özellikle de o İlyaslı birisin. Ablam da beni ambalajlayıp hemen sana verir zaten. Ambalaja gerek yok. Ben seni elde yerim. Ya aşkım, bak niyetin ciddi değilse hiç yorma ablamı. Doktor ne dedi? Üzülmesin dedi, biliyorsun. Niyetim ciddi. Aşkla, lirayla, dolarla, euroyla şaka olmaz. Aşkla ve parayla diyorsun yani. Hayır öyle demiyorum. Ne kadar ayıp bir şey ya. Parayı nasıl böyle genellersin ya? Onların hepsi ayrı ayrı adı var. Sana sadece insan deseler hoşuna gider misin? Gider. Benim gitmez. Ben bu adı yaptığım kahramanlıklarla hak ederek aldım. Seni de alacağım. Söke söke alacağım. Aşkım, aşk pastam. Sök, kopar, al. Göz göze yakınlaştılar. Şener gözlerini belertmiş. Ayşe çok yükseldin. Ben bir kere öpebilir miyim? Evlenmeden olmaz. Avcunu yalarsın. Evlenmelik değil kız. Yani eğlenmelik, yanaktan böyle bir. Yanağını uzatır gibi yaptı. Şener dudaklarını çıkarıp yaklaşırken avuç içini dudaklarının üzerine yapıştırdı. Bu ne ya? Limon deterjan mı kullanıyorsun sen ya? Ay evet aşkım. Çok güzel kokuyor değil mi? Elmalı olsa daha iyi olurdu yani. Aşam bozuldu. Elmalı mı? Temel dükkanda tarakları toparlıyor. Tır girdi. Küs müyüz? Aklını başına toplamadıysan evet. Kapıyı örterek girdi içeri. Topladım. Gerçekten topladım. Yarın yine saçmalamak yok ama. Yok. Ne olursa olsun Tarık'tan vazgeçmeyeceğim. O şeytana pabuç bırakmayacağım. Şeytan? Anlatacağım. Ama ne olur önce bir kahve içelim, biraz kafamı toplayayım. Tamam olur, hadi. Boğaz Köprüsü'nde sabah saatleri. İyi yaparım, geleceğe yaparım. Tatlıcının önü. Sen dükkanda kal, tamam mı? Gelip kontrol edeceğim seni. Olur, tamam. Sen hiç merak etme. Benim tatlı kocacığım ya. Akşama da sayım yapacağım. Bir eksik çıkarsa vay haline. Aa, hiç eksik çıkar mı? Olur mu öyle şey canım? Ben çok dikkat ederim, hiç merak etme. Akşama ne pişireyim ben sana? Sarma yap. İncecik olsun. Beğenmezsem arıza yaparım. Ferhan sinirlendi ama suyuna gitmeye çalışıyor. Olur. Tabii tabii. Yapmaz mıyım ben sarmayı? Sarma böyle saç telinden bir tık daha kalın yapacağım. Sen hiç merak etme. İyi. Şey peki sen affettin mi beni? Yok ya, değil. Çok. Hani çok hayal kırıklığına uğradım Ferhan. Neyse kapatalım bu konuyu. Ben şimdi arkadaşların yanına gidiyorum. Lak lak yapacağım. Tamam mı? Sen kal burada hadi. Peki beyim. Hadi. Dükkana girdi. Gözlerime inanamıyorum abi. Bu Şevket abim şimdi. Yok, yok. Uzaylılar kaçırmış, yerine de bunu göndermişler. Bak demedi demeyin. Sen az önce Perran yengeyi mi fırçaladın? Oğlum akşamdan beri kan kusturuyorum, kan. Abi böyle etlerini cimcirmedi mi senin? Bu sabah var ya, yatağıma kahvaltıyı getirdi. Düşünsene oğlum. Yok artık, daha neler ya. Vallahi başımıza taş yağacak. Nasıl oldu bu iş? Anlatsana birader. Birader, Allah Şener kardeşimden razı olsun. Bizim Perran'ı çarpmış. 72 takım. Tabak, çanak, tava ne varsa götürmüş. Bizimki şokta. Ben de onu kullanıyorum bu ara. Ne var bunda canım? Şener bizi saat başı çarpıyor yani. Bunu kullanacak ne var ki? Metin,
Perran şokta şu an. Ya hatırlasana Şener'in ilk çarptığı zamanları ya. Şener hem aklını alır, hem paranı alır. Her şeyi alır, uçurur gider. Bizimki de şu an iptal. Ben de bunu değerlendiriyorum birader. Akşama da ayakları yıkatacağım. Evet. Hadi hayırlısı abi. Ya Zeki nerede? Vallahi 15 dakika benim yerime dükkana bak dedi, kayboldu gitti. Bilmiyorum ki nereye gitti. Ha geliyorlar işte. Andık geldi ha. Şükriyelerle yürüyor. Ayol düş yakamdan. Ben bilmiyorum evlilik tarihini. Yürü Şükriye yürü. Bırak bu deliği kendi başına yoksa elimden bir kaza çıkacak. Ya ben dünyanın masrafını yaptım ya. Süsüydü, balonuydu, tatlısıydı. Bir tepsi Dilber bu da. Yahu hatırlayın belki özel bir gün vardır. Ne bileyim nişandır. Muhallebiciye gitmişsinizdir, sinemaya gitmişsinizdir. Vardır illaki bir şey ya. Amca hayırdır ne oluyor? Metin. Al şunu başımdan bir kaza çıkacak bak. Tutturdu sizin evlilik yıl dönümünüz diye ya. Yok amca daha 6 ay var. Yani ben hazırlık yapıyorum oradan biliyorum. Yani. 6 ay mı? Evet. Hayol bir de evi kreşe çevirdi ya. Sihirbazlar, hokkabazlar. Sünnet düğününe döndü yani. Ya ben bu organizasyon için o Şener'e dünyanın parasını kaptırdım ya. Yazık Şener buna tur bindirmiş. Itır ofise girdi. Tarık dişçi koltuğunda yarı sersem uyandı. Burada mı kaldın akşam? Hala yumuşamamışız anlaşılan. 24 saat mühletim vardı oysa ki. Tarık, ben kendimi affettirmeye geldim. Her şeyi sana anlatacağım. Daha kahvaltı etmemişsin belli. Ben bir çay koyayım. Bak, en sevdiklerinden yaptım. Dereotlu peynirli. Elindeki tepsileri gösterdi. Tarık sert, kızgın kaşlarını çattı. Yerinden kalktı, hesap sorar gibi dik dik bakışlarla yürüdü. Elindeki tepsiye bakıp başını kaldırdı. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Tarık bak, seni çok kızdırdım biliyorum, üzdüm. Ama eğer beni dinlersen... Neyi dinleyeceğim? Tepsiye çarptığı gibi fırlattı. Tarık ne yapıyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun? Ya... Ya sen nasıl bu kadar pişkin olabilirsin? İnanamıyorum ben sana ya. Ya sen bu nasıl bir yüzsüzlüktür? Tarık, bilmediğin şeyler var. Ha sen bir de gözümün içine baka baka anlatacaksın her şeyi yani. Hiç utanmadan. Tarık, o Hale denen kız beni her şeyi annene anlatmakla tehdit etti. Başlarda çekindim, düşünemedim. Annene bir şey olur diye korktum. Ya sen nasıl bir insansın? Nasıl bir insansın? Kendini kurtarmak için her türlü yalanı söyleyebiliyorsun. Bir de yani zerre kadar utanmadan Hale'ye iftira atıyorsun. Ben iftira atıyorum Hale'ye. Tarık beni bir dinlersen... Dinlemeyeceğim. Sesini duymak, yüzünü görmek istemiyorum Itır. Sakın, sakın bir daha benimle konuşma. Tarık. Çek elini. Elini itekledi. Bitti. Bitti. Bir daha seni görmek istemiyorum Itır. Itır neye uğradığının şaşkınlığında... Yere dökülen poğaçalara bakıp masanın köşesine oturdu. Ağlamaklı, kırgın yüzü gittikçe daha çok asılıyor. Şener aynanın karşısında kemerini beline geçiriyor. Ayşen harıl harıl ütü yapmakta. Şener ellerini yumruk yapıp gerinerek ısındı. Hali fotoğraf karesine döndü. Şener'le Ayşen'in hazırlanmaları peş peşe geçti. Ayşen kahküllerini taradı. Şener kırmızı çizgili mavi kravatını taktı. Miniklerle elini kolunu açıp kapatarak bir şey anlatır gibi pozlar takındı. Ayşen rujunu sürerken Şener mavi takımının ceketini savurarak giydi. Gümüş tepsiye hazırladığı Dilber dudağını ikram eder gibi havada tutarak aynada kurnaz sırıtı. Tıklığıyla pozunu takındı. Sevgili yuvacıklılar, şimdi diyeceksiniz ki bu yadigar nereden çıktı? Çıktım. Ama nasıl çıktım? Çıkmamış da olabilirim. Çıkmak ya da çıkmamak. İşte bütün mesele bu. Ya Hulusi, bu buzu katmayı hiç beceremiyor ya. Ben olacaktım ki. Bu şimdi kurdeleyi de böyle eğri keser. Aman, tamam İhsan, sakin ol sen de Allah aşkına ya. Daha önce... Hizmet veren Avrupa'yı, modern ve kalender bu şirketimizi dünya markası haline getirmek istedik. Önümüze bir hedef koydum ve gözlerimi bu hedeften asla ayırmadım. Çalıştım, biriktirdim ve başardım. Yumcuk Yadigar, biz biliyoruz senin neyi nereden biriktirdiğini. Ama Süleyman amirim, gündemi değiştirmeyelim lütfen yani. Cevap verme be. Evraklarını tam mı senin? Amirim, evraklarını kontrol edelim. Ama gerek yok Süleyman. Var amirim, olmaz mı? Anneannemin üstüne paravan şirket kurmuş olabilir. Gerçekten korkuyorum. Süleyman amirim ama yani benim burada açılışım sabote ediliyor. Allah aşkına lütfen yani.
Sen de lafın güzergahını belirle artık yadigar. Nutuk dediğin yani başlangıcı, gelişmesi, sonucu olur. Bak ben bu konuda çok hassasım. Ya doğru düz yapacaksan yap ya da in aşağı. Tamam İhsan, sen sakin ol artık, tamam. Ne yapayım yani Hulusi, Allah Allah. Yani artık bu açılış meselesi benim için bir hayat felsefesi oldu. Çok alındın değil mi açılışı sana vermediler diye? Ya bari kurdeleyi ben kesseydim. Sizleri daha fazla kahveye hasret bırakmak istemiyorum ve tüm hakları bana ait olan bir sözümle veda etmek istiyorum size. Münir dikkatle dinliyor. Aldığını satmadan, sattığını tatmadan, tattığını yutmadan ticaret olmaz, olmaz, olmaz. Dudak bükerek anlamaya çalıştılar. Buyurun hep beraber tadalım, yutalım, satalım. Bismillah. Makasa tükürüp Yadigar Bey diye değiştirip kendi resmini eklediği bir pelin kurdelesini kesti. Bugün tüm kahveler beleş. Hayırlı uğurlu olsun. Haydi buyurun. Mahalleli alkışlayıp kahvelerin başına toplandılar. Ahmet aradan güçlükle sıvıştı. Allah müşteriye bak. Sattığım her kahveden %10 primimi isterim ya diş. Beleşin %10'unu hesapla, öderim. Ahmetciğim. Teşekkürler. İçin, için. İyi sıkıntı yapma usta. Bugün bir, yarın iki topu diker bunlar. Münir düşünceli. Çenesini sıvazladı. Al ustacığım. Halit'in elinden kahveyi aldı. Fincanı elinde kalabalığa yürüyor. Usta. Usta gözünü seveyim, bir delilik yapma usta. Usta. Yadigar tabire üzerinde müşterilere gülümsüyor. Ahmet Münir'i fark edip tırstı. Ahmet dürtüp Münir'i gösterdi. Münir yürürken hareketleri yavaşladı. Ağırlaşan ortamda müşteriler aynı yere bakıyor. Yadigar'a bir fincan kahve uzattı. Polisler arasında bakıştılar. Al bakalım. Buyur. Estağfurullah Münir baba. Sen buyur. Ahi geleneğidir. Yeni dükkan açanla önce elindekini, sonra elde edeceğini bölüşürsün. Bak Yadigar, eğer namusunla çalışırsan bu meydan ikimizi de doyurur. Yok eğer sahtekarlık yaparsan selamımızı da sabahımızı da ayır. Bilmem anlatabildim. Anladım Münir baba. Eyvallah. Ver elini öpeyim. Elindeki fincanı alıp öptü. Hadi o zaman ver bakalım şu acayip kahvelerinden bir tane de biz de içelim. Ahmet Bey, bir tane Frappuccino. Babacan boy olsun. Teşekkürler. Babacan boy Frappuccino hemen geliyor en torpillisinden. Teşekkürler. Pardon, teşekkürler. Pardon. Pardon, teşekkürler. Kahve bardağını çevirerek inceledi. Baba, delik şurada. Burada. Nereden içeceğini gösterdi. Karşılıklı kahveleri yudumladılar. Bir zoraki yuttu. Tarık deniz kenarında tek başına oturuyor. Hayal kırıklığı içinde denize dalmış gitmiş. İlyas yanına geldi. Kardeş şu gamını kasvetini çek de biz de oturalım. Yayılmışsın ya. Gel abi gel. Buyur otur. Deniz rahatlatıyor değil mi? Nasıl abi? Yani böyle derdini sıkıntını üflesen alıp götürecekmiş gibi dalgasıyla değil mi? Benim içimdekini denizle yüklenemez okyanusta abi. Ben öyle boş boş bakıyorum işte. Oo. Durum vahim diyor yani. Hale öyle bir şey yapmaz dedi.
Ya beni resmen yalancılıkla itham etti Emel. Tarık'ı tanıyamıyorum artık. Görmen lazımdı. Neredeyse üstüme saldıracaktı benim. Benim sevdiğim adam bu mu? Peki hiç mi dinlemedi? Yüzüme bile bakmadı diyorum. Öfkeden deliye dönmüştü. Bir dakika ya. O kız bir yalan dolan çevirip kandırmış olmasın Tarık? Ne olursa olsun bana inanacaktı. Itır mı? Sen biliyor musun abi? Biliyorum bir çıtır. Ne oldu, kavga mı ettiniz? Keşke kavga etseydik. O derece diyorsun. Ben sevdiğim kadını hiç tanımamışım abi, hiç. Biz beraber büyüdük. Bu yaşa beraber geldik. Benim gözüm Itır'dan başkasını hiç görmedi. Ama yanılmışım işte. Seni anlayacağım. Virajı alamadık be abi. İlyas başını salladı. Kederli laflar bunlar. Bitmiş gibi konuşuyorsun. Bitti. Bu sefer bu iş bitti. Ah be Itır. Keşke adliyeye gittiğinde açıklasaydın halini söylediğini. Ya biraz geç kalmışsın işte. O da haliyle işte sinirlenmiş. O kızı savunmayacaktı bana. Ya çok kırıldım Emel. Baksana. Hale kadar bile değerim yokmuş gözümde. Ne yapacaksın Itır? Meydanı o kızı mı bırakacaksın? Bu yüzden sevdiğin adamdan mı vazgeçeceksin? Bir kere de cevap veremiyorsun Tarık. Sıkıntı büyük yani. Senin gönlün de kafan da karışmış kardeşim. Karıştı. Ne aklım yetiyor ne kalbim atıyor artık. Öyle olur. Ölmüş gibi oluyor yani. Yaşamaya yaşayamıyorsun, ölmeye ölemiyorsun. Delikanlının gözünü de bunlar dolduruyor işte zaten. Kendini sıkarak yutkundu. Ağlayacak bir şey kalmadı abi. Ne varsa öldü içimde. Ama toplarım ben. Merak etme. Benden sana tavsiye Emel. Bak sakın, sakın ha aşık olayım deme. Al görüyorsun işte halimi. Itır, bence git Hale'yle yüzleş. Tarık da olsun yanınızda. Ne fark edecek? Ne demek ne fark edecek? Kızın foyası ortaya çıkacak işte. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tarık yine döner, o kıza inanır. Itır. Emel, tamam anlıyorum. İkimizi de çok seviyorsun, barıştırmak istiyorsun. Onu da anlıyorum. Ama bu iş artık olmaz. Saçma sapan bir kız için karısının karşısına alan bir adamla zaten ben yapamam. Boşuna nefesini tüketme. Hadi ben gidiyorum. Sonra haberleşiriz. Emel'in telefonu. Efendim abla. Abla mı? Kız ben Ayşen Ayşen. Efendim Ayşen. Ay Emel, ben senden bugün izin isteyecektim. Ama abla bu kaçıncı ya? Kaç gündür gelmiyorsun zaten. Çok yoruldum bak ben de dükkanda tek başıma. Ay kızgınsın neyse, bu seferlik duymazdan geliyorum abla dediğine. Sağ ol. Ay sitem ediyorsun ama niye izin istediğimi duysan sen de hak vereceksin. Ay dur ben tahmin etmek istiyorum. Hayırlı bir iş için olsa gerek. Aa! Nereden bildin kız? Şener mi söyledi? Ayşen, bu hayırlı iş için aldığın izinleri arka arkaya koysak bir yıl bana boşluk alırsın. Ay yok, bu sefer kesin. Kesin takıyoruz yüzüğü, yapıyoruz düğünü. Ay inşallah takarsınız o yüzükleri. Ay kurdeleyi çıkarmadan koşacağım yanına söz. Hatta kesilmeden böyle birlikte dolanırız mahalleyi. Birlikte derken? Ay senle değil Emel. Şener'le. Düşünsene, kurdalenin bir ucunda Şener, bir ucunda ben. Dikkat et, arada yüzükleri satmasın Şener abi. Vallahi parmağında kurdeleyle kalıversin sokaklarda. Yok kız, onu ben de düşündüm. Gemici düğümünü öğrendim internetten. Onunkini benim parmağıma, benimkini de bileğime düğümleyeceğim. Sokak arasından geçiyor. Gümüş tepsideki Dilber dudağıyla Çiçek Demet'i sehpada duruyor. Kahveleri pişirilmiş. Öncelikle karşınızda bambaşka bir Şener olduğunu belirtmek isterim. Dükkanı satın aldım. Ay Şener! Bakın birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz. Hiçbir şey söylemeden anladı hangi dükkanı aldığımı. Evet Ay Şener, su artık benim tapulu malım. Suculuk benim ek işim değil, tek mesleğim artık. Mesleğin? Evet, suculuk. Bizim baba mesleği kahvecilik ya abla. Maalesef. Evet işte yani abimle baba mesleğini devam ettirmeye kalksak işte ona kuru kahve, bana suculuk düşüyor. Yani
Abim kahveci, ben sucu. Ağzımın tadı kaçtı şimdi. Su iç abla, kendine gelirsin. İstemez. Hadi kahveyi masaya bıraktı. Alo. Hale ne haber? İyiyim, sağ ol. Hale, benim seninle konuşmam gereken bir şey var. Eğer izin alabilirsen geleyim, konuşalım istiyorum. Önemli. Tamam, nerede dersen. Tamamdır, geçiyorum ben o zaman, gelirsin sen. Görüşürüz. Evet efendim, daha fazla lafı uzatmak istemiyorum. Sebebi ziyaretimiz belli. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kardeşiniz Ayşe'ni 27. kez kendime istiyorum ablacığım. O zaman ben de sözü fazla uzatmayayım. 27. kez sana kardeşimi vermiyorum Şener. Ayşen umutla beklerken kızı verdi. Abla, yeter ama. Sen sus. Hayır, susmayacağım. Bu sefer susmayacağım abla. Ya ne istiyorsun bizden? Adamcağız diyor ki şerefimle, namusumla paramı kazanacağım. Daha ne istiyorsun abla bizden? Onu Şener söylemiyor ki, sen söylüyorsun. Şener, tapulu malım var artık diyor. Ah, ben ona mülk sahibi olamazsın demedim ki. Adam olup alnının teriyle çalışamazsın dedim. Hayır, yani dükkan aldım yerine. Ben her şartta çalışıp karıma bakarım demeni beklerdim. Abla, biz de dükkanı yatmak için almadık. Çalışacağız herhalde. İyi, tamam. Çalış. Ondan sonra düşünürüz. Göreyim ben bir. Yok abla, yok. Ben seni anladım. Anladım ben seni. Sen istiyorsun ki böyle ben senin dizinin dibinde yaşlanayım, değil mi? Ha, ne istiyorsun sen bizden ya? İlla böyle kolumdan tutup da kaçırsın mı beni istiyorsun? Hele bir yapsın da göreyim bakayım. Yap da görsün Şener. Yap. Kolunu dirsekten büküp açtı. Koltuk altından Şener'in şaşkın dumur haline yaklaşıldı. Başının üzerinde sanal ampul yandı. Şener, sakın. Ama sen de başka bir yol bırakmıyorsun ki abla bize. Sakın dedim Şener, sakın. Ya ben Reşit'im abla, Reşit. 18 yaşını aştım ben. Evet, 22 yıl evvel. 15 yıl evvel abla. Kaçır beni şövalye. Kaçır. Hayır. Hadi. Hayır. Kaçır. Ayşen hazır, ayağa kalktı. Adile endişeli Şener'e dikkatle bakıyor. Açtığı kolunu gösteriyor. Şener kararsız, ne yapacağını bilemedi. Ne yapıyorsun? Şener, ne yapıyorsun? Bana bakın. Şener! Şener, Ayşen! Kolundan tuttuğu gibi evden çıktılar. Geçen araba az kalsın çarpıyordu. Konuyu komşuya rezil edeceksiniz beni be! Vallahi billahi polis çağırın. Bırak kızı! Bırakmam! Bırakma romantik kerpetenim benim. Teyzeş, ne oluyor? Sevda, kaçıyoruz biz. Süpermiş. Bana bak, vallahi billahi paralarım seni. Gir içeri. Ayşen, çabuk sen de gir içeri, çabuk. Ne oluyor ya? Ne bu gürültü? Ne yapıyorsunuz siz? O mendeburcuk kardeşin kardeşimi kaçırmaya çalışıyor. Abi sen sakın karışayım deme bak. Yahu oğlum, bir gündüz vakti kız kaçırmadığın kalmıştı, onu da yaptın. Ne yapıyorsun sen, delirdin mi? Bırak kızı. Bırakmam. Okya'dan çıktı bir kere. Asıl siz raydan çıktınız. İki gün geçiremezsiniz siz be, iki gün. Niye? Çocuklar biz. Kızım Ayşen, uyma şuna bak. Yanındakinin aklı tasarrufludur. Günde iki kere çalışır, onda da tam çalışmaz. Yani gözünü seveyim, yapma. Çocukla çocuk olma. Uyma sen şuna. Al işte bak, abisi güvenemiyor. Sen nesine güvenip de kaçıyorsun bu adamın? Çünkü seviyorum abla. Hem de abisinin onu sevmediği kadar çok seviyorum. Seviyor. Duyuyorsun değil mi Münir Bey? Duyuyorsun. Duy bunları. Abi olacaksın bir de. Utan, utan. Baba ne oluyor? Yahu ne olacak? Amcan Ayşen'i kaçırıyor. İşte bu be. Aslan amcam benim. Yürü. Bana bak Tuncay. Elimin tersinde durma. Vallahi bak, cer yanından çarpılırsın evladım. Tuncay! Sevda! Bakın buraya bak, buraya. Sevda ve Tuncay heyecanlı. Ayşen'le biz sözlüyüz artık. Söz kesiyoruz. Bu takacağım yüzüklerle de bu sözü tescilliyoruz. Ay Şener, ciddi misin sen? Şener ceplerini arıyor. Ciddiyim hayatım, ciddiyim de.
Yüzükleri bulamıyorum ki ya. Şener iyice bir baksana, böyle arka ceplerinde falan da olabilir. Bilmiyorum, ben arka cebe koymam yüzük ya. Dur bir dakika. Şu içeride acaba itiş kakış sırasında mı düştü ya? Takacağı yüzüğü bulamıyor ya. Şuna bak. Allah Allah. Allah Allah. Zibidi. Sözlenecekmiş. Nereye koyacağım işte? Buraya koy. Şuraya da koydum. Ah. Kartın altında kalmış. Yüzük takacakmış. Ha! Şiştin mi? Nasıl sözleneceksin? İzle. İzle bak şimdi. Geri düşen yüzüklerden biri Münir'de. Ayşe'nin yüzüğünü alıp sağ parmağına geçirdi. İşte, işte. Oldu da bitti maşallah. Kimse de karışamaz inşallah. Ha ha, sözlüyüz biz artık. O yüzük de sende kalsın abi. Biz bir taneyle idare ederiz. Çünkü biz biriz artık. Beraberiz, biriz. Sen de belki o yüzüğü bir gün sevdiğine verirsin Münir abi. Münir abi. Hadi gidelim, söz verdiğim. Hadi gidelim, sözüne yandı. Ayşen koluna girdi, arkaya doğru el sallayarak gidiyorlar. Güncel'le Sevda sevinçle el salladılar. Adile ve Münir şok içinde bakışıyorlar. Münir yüzüğün içini okudu. Şener, ben sana bu yüzüğün hesabını sormaz mıyım? Ben sana bu yüzüğün hesabını soracağım! Adile bakışlarını çekip içeri girdi. Yüzüğe bakıp başını eğerek geri döndü. Münir'in odasında kapıdan girişteki sandık kapağı açık duruyor. İçinde mavi bavul dik şekilde bırakılmış. Abime de ince bir gönderme yaptım, fark ettin mi? Ne göndermesi? Ya hani bu şey yaptım ya, ben yüzükleri orada çıkardım düşürdüm ya falan. İşte hepsi numaraydı onların. Benim yüzüğe param yetmedi. Bir tane yüzüğe param yetti. Diğerini onun sandığından aldım. Yani istedim ki bütün sevenler kavuşsun. Belki dedim hatırlar, yüzüğü de görürse böyle bir sevdiğini hatırlar falan. Onun için böyle bağırıyorum falan ki bilensin diye, sevdiğine sahip çıksın diye. Bir dakika, bir dakika. Ne sandığı? Ya benim abimin odasında böyle gizli kapaklı bir sandığı var. O sandığın içinde de eski bir bavul var. O bavulun içinde de yüzük var işte. Bavulun içinde bir tek yüzük mü vardı? Yok canım, yüzük sadece bir tanesi. Ay, acaba bavulun içinde başka neler var? Bilmem. Öğreniriz yakında. Halit, sözlüme bir çay, bana da bir orta kahve. Bana diyor, bana. Sözlüsüne. Resmi sözlüsüne diyor, bakın. Tebrik ederiz. Teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun, Allah tamamını erdirsin abi. Amin. Buyurun, bir mavi kahvemizi için. Aman aman, o hala unutkanlık yapıyordur. Biz bu ağanın büyüsünü bozmayalım. Şener'in koluna girip kırıttı. Münir duygusal, avucundaki yüzüğünü izliyor. Ortam hep yalandı. Münir sandık başında çökmüş otururken genç Münir odaya girip kapıyı kapattı. Yatağın başına oturup nazar boncuklu poşettekileri çıkardı. El fenerini de çıkarıp koydu. Yüzük kutusundan iki alyansı çıkarıp baktı. Yüzükler düz ve sade. Avucuna yan yana koyduğu yüzüklerin birinde Adile, diğerinde Münir yazılı. Münir anılarını tebessümle izliyor. Genç Münir tek tek alyansları kaldırıp baktı. Her ikisini de yan yana kaldırıp heyecanla son kez bakarak kutusuna kaldırdı. Tahta yüzük kutusunun içine koydu, aldığı iki el fenerini yan yana getirip inceledi. Münir gençliğine özlemle bakıyor. Fenerlerle yüzük kutusunu yastığın altına gizledi. Başını yavaşça önüne eğerken genç Münir yatak ucunda heyecanlı, umutlu oturuyor. Münir kapattığı avucunu açtı. İçi yazılı alyansları göz hizasında yan yana kaldırdı.
Basbaya takmışlar yüzüğü. Nasıl olmuş ya? Kim nerede takmış? Nasıl takmış? Kaç ayar takmış? Ya kurdeleyi kesmişler mi oğlum? Sen onu söyle. Ayol senin de işin gücün kurdele oldu yani. Ya Adile ablanın haberi var mıymış yok muymuş? Sen onu anlatsana oğlum, onu anlatsana. Ha? Ya abi daha nesini anlatayım ya? Tutmuş kolundan kaçırmış işte Ayşen ablayı. Kaçırmak dersen işin rengi değişir aslanım. Zorlama var mı yoksa kendi rızasıyla mı kaçmış? Ya abi bak ne diyorum, Ayşen abla diyorum, Şener abi diyorum. Kendi rızasıyla kaçırmış tabii ya. O zaman Adile abla ikisini de öldürür. Bence Münir baba öldürür. Adile abla kardeşi kaçırılan taraf. O yüzden en çok Adile abla öldürür. Yahu en sonu Münir babanın başına kalacaklar. Bu hikayede en büyük mağdur Münir baba. Münir baba öldürür. Bence İlyas. Aha da geliyor. İlyas ara sokaktan dönüp geldi. Zeki ile Metin gerilerek birbirlerine baktılar. Hadi kolay gelsin. Neyse bir ara hesapları hallederiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sami, Süleyman ve Ahmet kaçtı. Ne oluyor oğlum? Hiç. Nasıl hiç? Ayol hiçbir şey söylememiş mi? Söylememiş işte. Ne diyorum ben size sabahtan beri? Ya Şener gitmiş belediyeden gün almış bile. Ayşen gitti gider benden söylemesi. Ah yazık. Ay niye yazık olsun ya? Şener'le evleniyor. Daha ne olsun? Öyle deme be abla. Ha, sen mantık evliliği yaptın ne oldu? Münir abiyle Adile abla yaptın oldu. Gönül dediğinin suyu da ekmeği de sevda. Açlığa, susuzluğa sevdan varsa katlanıyorsun. Öyle değil mi? Öyle öyle komşu. Dükkanı da üzerine almış diyorlar. Evet. Şükriye ile Perran bakışıp Mürüvvet'e döndüler. Münir çöp poşetiyle sokak başına yürüyor. Yok dükkanın tapusunu üstüne almışmış, yok bilmem neymiş. Allem etti, kallem etti, kandırdı kardeşimi. Senin kardeşinin kandırılmaya ihtiyacı yok ki. Dünden razıydı kaçmaya. Kim bilir nasıl bunalttıysa çocuğu artık. Kim? Benim kardeşim mi? Evet tabii. 40 yaşına geldi, evlenemedi. Üstelik komşular da her defasında soruyorlar. Ne zaman evleneceksin, ne zaman evleneceksin diye. Saf buldu kardeşimi, kaçırttı kendini. Birincisi benim kardeşim 40 değil, 33 yaşında. Hadi oradan be, küçülsün de cebime girsin. İkincisi Şener hiç saf değil, sen de hiç insaflı değilsin. Kardeşim kaçırıldı, geçmiş karşıma pişkin pişkin konuşuyorsun. Madem öyle 50 bin defa istemeye geldi, her defasında içeri aldı. Niye aldın içeri? Al işte, insafsız. Bu iş burada bitmeyecek. Hesabını soracağım sizden. Mendebur ailesi. Mendebur. Asıl burada bende yarım kalmayacak. Bacaksız Adile. Kapıyı yüzünü örttü. Bacaksız aile diyeceğim ama bundan başka hepsi uzun boylu maşallah. Bacaksız ve huysuz kadın. Çay bahçesi. Ayşen evire çevire yüzeye bakıyor. Ay, Şener çok güzel bu. Aman abartma hayatım. İmitasyon yüzük işte ya. İmitasyon mu? Evet. Ümit Asyon. Çok değerli bir tasarımcıdır yani. Çok kalender çocuktur yani. Yani ileride rotasyona bile gidebiliriz de şu anda para yok yani. Ne demek para yok ya? Şener, sen dükkan sahibi adamsın. Kız kaçırdın. Ne demek para yok? Yok. Yok. Aşk pastam yok işte. Bütün para dükkana, tapuya, harca, yüzüğe gitti yani. Spangilem yok. Gerçekten yok. Ben şeyi bile, o tatlıyla, tepsiyi bile şeyle takasla aldım ya. Ya ne yapacağız peki? Ne içeceğiz, ne yiyeceğiz, nerede kalacağız? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Bana bak Şener, eğer para yoksa, komikasyon da yok, bunu da böyle söyleyeyim ben sana. Ne yapsak yani, Emel'den mi gidip istesek? Ben çalışarak öderim ona yani. Sonuçta kapı komşumuz. Verir mi acaba? Versin yani bir zahmet. Sonuçta sözlü kızsın sen yani. Artık yüzük taşıyorsun. İki canlısın yani. İki canlı derken? İki canlısın. Benim kalbim de sende atacak artık. Yüzüğün içine bakar mısın lütfen? Göz hizasını kaldırdı, kalp oyulu. Ay Şener! İnanmıyorum. Havada kalp yapıp omuz attırarak yolladı. Ayşen havada kapıp kalbinin üzerine koydu. Kalp atışlarıyla omuzlarını attırarak kur yapıyorlar. Ben bu adamdan şikayetçiyim Hulusi. Onu biliyorum. Sen de bu kadından şikayetçisin. Aynen öyle. Peki senden başlayalım. Nedir şikayetin? Şener kardeşimi kaçırdı.
Şener kız kardeşini kaçırdı ama sen Münir'den şikayetçisin. Evet. Sen Münir? Ayşen, Şener'in aklına girip kendini kaçırttı. Bu sebeple sen de Adile'den şikayetçisin. Evet. Peki şikayet dilekçelerinde birbirinizin ismi olmadan birbirinizden nasıl şikayetçi olacaksınız, bana bir söyler misiniz? Şener yerine Münir'in kardeşi yazsın. Ayşen yerine Adile'nin kardeşi yazsın. Al işte, ismi geçti. Ayrıca hakaret de etti bana. O da bana etti. Avukatımı çağırın, Itır buraya gelsin. Benim de oğlum gelsin. Ya bir Itır'ı anlıyorum da Tarık'ın burada ne işi var? Çocuk diş hekimi. İyi işte, çok güzel. Birazdan bunun dişlerini sökeceğim de hazırda bulunur hiç olmazsa. Hele bir dokun, hele bir dokun, avukatıma veririm seni. Hele bir dokun. Hala Itır seninle konuştu mu hiç? Denk gelemedik ki bir türlü. Niye sordun? Soğuk buluyor beni değil mi? Yani hiç gelmiyor, konuşmuyor falan dedi. Yerden göğe kadar haklı aslında kız. Ya ben o gün dönüp de Adile annenin telaşından yüzüne bile bakamadım ki kızın. Sonra da öyle el ele tutuşturma falan. Çok ayıp oldu aslında. Benim bir özür dilemem lazımdı ondan. Senlik bir şey yok. Evet, annemin halleri. Bir de üstüne sağlık problemi çıkınca iyice hassaslaştı. E tabii artık yani evlendiğimi, çoluk çocuk sahibi olmamı falan istiyor. Bir an evvel bunu görmek istiyor yani. Tarık, ya bak ne diyeceğim. İstersen ben de yardımcı olayım size. Ya oturalım hep beraber konuşalım Adile anneyle. Ya sonuçta siz birbirinizi seviyorsunuz. E o da senin evlendiğini, mutlu olduğunu görmek istiyor zaten. Ne güzel işte. Bilmediğin şeyler var hali. Yani problem annem değil aslında. Hem gerek kalmadı artık. İyi misin sen? Yani kötü bir şey olmadı değil mi? Yo, iyiyim. Ya kusura bakma, yordum seni de buraya kadar. Ya aşk olsun, olur mu öyle şey? Biz arkadaşız, ne zaman istersen. Itır'a da çok selam millet, olur mu? İlk fırsatta uğrayacağım yanına. Ne olur kusuruma bakmasın. Tara sinsi sinsi bakarak bardağındaki çayı içti. Ayşen, yedi maaş önden gidiyorsun zaten. Şimdi ne avansı lütfen? Yedi maaş mı? Oldu mu o kadar? Belki de daha fazla. Kuaför kalabalık. Topuz yaptığı başa sprey sıktı. O zaman şöyle yapalım. Sen koltuklardan birini bana ver. Saçını kestiğim müşterinin parasını da ben alayım. Benim emeğim sonuçta değil mi? Rakip kuaför açayım diyorsun. Bir de benim dükkanımın içinde. Yok ama öyle anlaşılmasın lütfen. Ayşen bir gelir misin? Tarağı bırakıp kenara geçti. Bak. Ne olur yapma yani, müşteriler de var. Yani dün faturaları ödedim. Bir de malzeme aldım. Tabii gelmiş olsaydın bilirdin ama neyse, şimdi ben sana sitem etmiyorum. Ama inan gerçekten hiç param yok. Gerçekten. Olsa yine verirdim. Ama yok işte. Gerçekten mi? Hiç mi yok? Hiç yok. İyi madem. Ya kusura bakma. Özür dilerim yani. Hadi kolay gelsin. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Ayşen ne zamandır senin yanında çalışıyor? Vallahi işte 7-8 yıldır falan. Uzun süreden beri geliyorum, her seferinde bir bahane bulup kaçıyor. Nasıl oluyor bu iş anlamadım. Oluyor işte. Sucu. Vermedi. Nasıl vermedi ya? Allah Allah ya. Çalıştırmaya gelince canım Ayşen, cicim Ayşen. Avans vermeye gelince yok. Oh, ben bunun hesabını sorarım ama. 7 ay önden gidiyormuşum. Bence de. Evet. Yani sen kesin önden gidiyorsun yani. O günde 5 müşteri alıyorsa sen 10-12 müşteri alıyorsun günde ya. Emeğe vurduğunda yani 7 ay öndesindir yani. Bu hakkını vermek zorunda. Emeğin hakkını verecek. Yok aşkım, öyle emek açısından değil. Ben maaş olarak öndeymişim. Yani Nisan 2017'ye kadar çalışırsam anca fit oluruz, anlayacağın. Allah, ne yapacağız bilmiyorum ki. Yani boş zamanlarında gelip bana mı yardım etsen burada ya? Ha? Dükkan da yakın. Hem çırak parasından da kurtarırız. Nasıl yani? Damacana mı taşıyacağım ben? Yok canım. Hemen sen de ne anlıyorsun ya? O anlamda demedim ben. Yani gelir kasada durursun falan diye şey ettiydim yani. Ayşen tereddütte. Şener göz ucuyla takip ediyor. Ya tamam.
Evet, evet, ayağınıza sağlık. Yani gene bekleriz diyeceğim ama gereksiz olacak. Artık görüşürüz. Hulusi, olmuyor böyle ama polis nezaretinde dışarıya çıkarılmak. Ah, onları da benim evlatlarım kabul et Münir'ciğim. Bak kapıya kadar uğurladılar sizi, bir şey yok. Öyle değil mi Süleyman? Evet, çok sağ olun aminim, çok teşekkürler. Ayol, hiç olmazsa bir dilekçe yazdırsaydın, bir tutadak tuttursaydın. Ya biraz daha zorlarsanız tutturacağım, ikiniz hakkında da tutturacağım. Yani görev başındaki polis memurlarını gereksiz yere meşgul etmekten işlem başlatacağım hakkınızda. Süleyman, kanun ve madde... Kabahatler Kanunu madde 32 komiserim. Emre aykırı davranış. Duydunuz. Hadi bakalım Münir, sen o taraftan, Adile sen bu taraftan yolda bir kavga edersiniz falan deme lazım. Hadi. Birbirlerinin yanından geçip karakolun önünde dağıldılar. Ya aşk pastam, kaparayı nasıl vereceğiz? Topuçtayı ne yapacağız? Daha ilk ay kirası var. Nasıl vereceğiz bunları? Ya bırak. Şevket bizim arkadaşımız canım. Geç onları ya. Şevket'e bir de para mı vereceğiz üstüne ya? Niye? Sen suyu bedava mı satıyorsun? Ya sen benden yana mısın, ondan yana mısın? Anlamıyorum ki. Ayşen. Hı. Kalacak yerimiz yok, evimiz yok. Farkındasın değil mi? El ele karşı kaldırıma çıktılar. O ne ya? Ne oluyor ya? Kahve ve büfenin önündeki kalabalık dikkatlerini çekti. Oğlum şöyle. Bu sıra ne? Dur bakalım anlarız ya. Ne oluyor orada ya? Yadigar Bey kahveleri yazılı reklamın önünde Yadigar keyifle ellerini birbirine sürtüyor. Yadigar, aslan kim bunlar? Ha? Nereden gelmişler, ne yapıyorlar? Vallahi bilmiyorum abi. Nereden geldiler, niye geldiler anlamadım. Yalnız akın akın insan geliyor. Hepsi de böyle melankolik, dertli tipler yani. Değil mi birader? Çok seviyordum be abi. Neyi seviyormuş, kim seviyor ya? Mantasın herhalde. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Yüksek müsaadenle ben kahvenin adını değiştirdim. Ne yaptın? Hafızayı silen müthiş yuvacık kahvesi. O aradaki müthiş var ya, onu ben buldum. Nasıl? Bravo, bravo. Yaratıcılık bunun neresinde? Yaratıcılık yok. Ben yaratıcılığa bakmam. Ben müşteriye bakarım. Dünya böyle, düzen böyle. Çark böyle işliyor yani. Anlatabiliyor muyum abi? Ha, çark öyle işliyor, öyle mi? Allah Allah, nasıl oluyor böyle Ayşen? Niye böyle kuyruk bu kalabalık falan, bizde olmuyor da sonra oluyor? Nasıl oluyor? Ya Şener, boş ver, sen dükkan sahibisin. Bunlar boş işler ya, uğraşma. Boş mu Ayşen? Yani... Bu boş mu? Allah aşkına bir say ya, boş mu bu? Abin geliyor Şener. Kaç oğlum. Yamuk Yadigar, görüşeceğiz seninle sonra. Görüşeceğiz. Ulan çarkına şimdi başlarım, bir de görüşeceğiz diyor utanmadan. El ele kaçtılar. Münir koşarak büfenin önüne çıktı. Şener! Şener! Bu tarafa gittiler Münir baba. Sol tarafı gösterdi. Ah ulan Şener! Ah ulan Şener! Adile çantası kolunda mahalle arasına girdi. Adile abla! Adile abla! Ya Adile abla, duyuyorsun bizi, duymazdan geliyorsun. Biz de yedik yani. Adile abla. Adile abla ya. Ay ne var? Biliyorum ne söyleyeceğinizi. Şener Ayşen'i kaçırmış, doğru mu? Evet doğru. Sokak ortasında yüzük takmışlar, doğru mu? Evet doğru. Münir abiyle karakola gitmişsiniz, doğru mu? Evet doğru. Başka? Şener nikah günü almış diyorlar. Deme kız. Vallahi biz öyle duyduk. Ay, ay ne zamana? Hani bileyim de ona göre tedbirimi alayım. Yani böyle üç vakte kadar diyorlar. Üç gün mü, üç hafta mı, üç ay mı? Bence ne yapalım biliyor musunuz? Böyle sana gelelim biz Adile abla. Sen bize böyle bol köpüklü bir kahve yap. Onları içerken ondan sonra fıtırı 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 konuşalım. Ne dersin? Olur, hadi gelin. Görüyor musun sen Şener'i? Hemen gitmiş, gün almış bir de. Haber vereceğim diye girdiğin evden haber alıp çıkacaksın, öyle mi? Şükrü'cüğüm, bu işler kolay değil. Yani bu işler böyle yapılır. Yani haberci olmak kolay bir şey değil sonuçta. Pes vallahi, pes yani. Korkulur senden. Peşinden gittiler. Boğaz'da gün batımı ve Sofya'da akşam saatleri. Şener, Itır'ın ofisinin kapılarını açtı. Ta-ta-ta-tam, ne ya? Sanki bir sürpriz yaptın. Yeğenimin muayenehanesi işte burası. Olmaz. Aşk pastam, tata bunlar yani. Burası bizim ilk aşk yuvamız. Yuva? Pardon da Şener'cim, sen bu yuvanın neresine tünemeyi düşünüyorsun acaba? Vallahi ne yalan söyleyeyim, benim gözüm dişçi koltuğunda. İyi. Ben ne yapacağım peki?
Mutfak tezgahında mı yatacağım? Altıma da boşanma dosyalarını sererim. Üstüme de icra dosyalarını örterim. Oh, uyurum ben. Yok, icra dosyalarını altına ser. Yoksa üstünde ne var ne yok alırlar. İcrayla. Haşan sinirle gözlerini devirdi. Gül biraz kız. Ne var böyle ya? Bu ne ciddiyet ya? Allah aşkına. Hani iki gönül bir olunca samanlık seyran oluyordu? Kaçırdım kız seni. Sözlümsün artık. İlyas deniz kenarında tek başına kederli düşüncelerde. Emel yanına geldi. İlyas. Ne haber? İyi. Nasıl buldun beni ya? Seni aramıyorum dersem kızar mısın? Yok. Yok. Niye kızayım? Sen ne arıyorsun bu saatte burada? Hiç işte. Öylesine geldim. Kafa dinlemeye geldim. İyi, otur. Yok. Yani şimdi rahatsız etmeyeyim seni. Bir de hava da çok soğukmuş. Eve geçeceğim. Tamam, bırakayım ben seni. Yok yok. Ona da gerek yok. Sağ ol. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Giderken içinde kaldı, döndü. Aslında ben sana bir şey söyleyecektim. Haberi almışsın belli ki. Ayşe'ne üzülüyorsun. Belki de kaçıp gitmek istiyorsun buralardan. Ama bir insan ne kadar uzağa gidebilir ki yüreğindeki sevdadan. Hem nereye gidersen git yüreğin de yangın da seninle birlikte gelir. Unutma bunu. O yüzden bence kal İlyas, gerçekten. Sevdiğini mutluluğunasın. Çok iyi geliyor. Ben öyle yapıyorum. Ondan mı buradasın bu saatte? Yani üzgün görünüyorsun da o yüzden dedim. Evet, üzgünüm. Sevdiğim de mutlu değil. Bir türlü ayrılıyorlar biliyorsun. Vazgeçmeyecekler değil mi? Bilmem. Ama ben onları birleştirene kadar elimden geleni yapacağım. Ha, bu arada Ayşen geldi bugün. Para istedi benden. Belli ki ihtiyaçları var. Ben de son birkaç aydır çok sıkışayım, yoksa verecektim. Bilmek istersin diye düşündüm. Ha. Ya, ya yok. Emel bak, yani sen çok iyi insansın. Gerçekten takdir ediyorum ben seni. Yani hakikaten çok iyi kızsın ama yani ben sevdiğimi alıp götüren adamın cebine bir de para koyamam ya. Yani hani bir de bu Şener, yani kim bilir o parayı alıp ne iş çevirir, anladın mı? Ayşe'ni mutlu edecek olsa gene bir derece de. Yok yani. Ben de Şener'e verecek para yok. Veremem ben yani. İyi madem. İyi geceler. İyi geceler. İlyas arkasından bakıp toparlandı. Oldu ya, bir de üstüne para verelim ben. İnşallah sığarız. Sığarız derken? Dişli koltuğuna bakıyorlar. Sen ve ben beraber. Öz! Geri bas Şener, geri bas. Ne oluyor ya? Bana bak. Ben yeğenimin tarafında yatacağım. Eğer paravanı geçip de yanıma gelirsen, yeminle senin o dişlerini var ya böyle hepsini tek tek oyarım. Kaçtık kız, biz kaçtık. Olsun, evlenmedik daha. Giderli yürüdü. Şöyle ben bir yatarım şuraya. Okuma ışığımı da açarım. Ne yapalım Şener'cim? Katlanacağız artık. Hem ne demişler? İki gönül bir olunca samanlık seyran olurmuş. O bu durumlar için değil, böyle böyle şey için değil, söylenmiş değil onlar. Yani birlikteyken, beraberken söylenmiş bir laf o ya. Böyle olmaz. Hadi hadi, hadi yat. Oh, ne güzelmiş ya. Ben ne yapacağım? Çok soğuk. Aşpastan burası. Ben burada üşürüm tek başıma. Üşümezsin sen, üşümezsin hadi. Vallahi buraya gelmeye kalkma. Dişlerini oyarım Şener. Yat hadi. Yat. Kollarını bağlayıp uzandı. Işığı kapamadın. Şener acınasız ifadesiyle ışıkları söndürdü. Ayşen hiç tavrını bozmadan el salladı. Sevda makineye çamaşırları atıyor. Abi. Hı? Sana bir şey soracağım ama kızma. Aynada sakallarına bakıp döndü. Sevda sepetin başından kalkıp dışarıyı kontrol ederek kapıyı kapattı. Itır ablaya gerçekten ayrılacak mısınız? Evet. Niye böyle yapıyorsunuz? Neniz var sizin?
Sanki birbirinizi hiç sevmiyor gibisiniz. Sanki düşman... Belki de hiç sevmemişizdir Sevda. Belki de doğru bildiğimiz her şey yalandır. Niye böyle söyledin şimdi? Boş ver Sevda. Her şey bitti olan bu. Itır bitirdi. Ve dönüşü de yok artık, imkansız. O yüzden bu konuyla ilgili daha fazla soru sorma bana, tamam mı? Sevda üzgün. Tarık canı sıkkın. Sevda'nın gözlerine bakıp çıktı. Şener koltukta iki büklüm kıvrılmış. Ayşen arka tarafta dişçi koltuğunda rahat rahat yatıyor. Ayşen. Ne var? Ya ben çok üşüdüm. Donuyorum. Bir çay mı demlesek ne? Olur. Çok üşüdüysen demlesen. Ya ben sen şey dersin diye söylemiştim ya. Ya ben istemiyorum. Uyuyacağım. Ofisin kapısı açıldı. Ayşen apar topar kalkarken tökezledi. Ay ne oluyor ya? Niye bağırıyorsun? Ay sen miydin? Ya vallahi... Ya biçim ya, hayalet gibi giriyorsun gece yarısı. İnsan bir haber verir, geliyorum der, kapıyı tıklatır falan ya. Vallahi ben de çok korktum. Ya haklısınız, düşünemedim. Size battaniye getirdim, üşümüşsünüzdür. Sandviç de yaptım, acıkmışsınızdır. Bak, düşünceli güzeller güzeli yeğenim. Seviyorum ben seni. Ben de seni. Hatta ben de sizi. Ay Itır. Neyse kaçayım ben. Babam Emel'e gidiyorum dedi. Merak eder şimdi. Itır. Ne oldu sizin mesele? Konuştunuz mu? Yok Ayşen abla. Her şey aynı. Ne olacak böyle? Boşanacak mısınız? Vallahi bilmiyorum. Eğer birbirimize olan inancımız, güvenimiz tamsa boşanmayız. Ama değilse zaten ayrılmak en doğrusu olur. Neyse ya, boş verin şimdi. Siz düşünmeyin bunları. Hadi iyi geceler. Seviyorum sizi. Kendinize dikkat edin. Sağ ol kızım be. Amca. Şener'i yanına çağırdı. Şimdi sen yine bana kızacaksın ama... inat etme. Al şu parayı bari, doğru düzgün bir otelde kalın. Olmaz. Olmaz. Abimden harçlık aldığım dönemde senin parana çöküyordum ama... gecenin bu saatlerine kadar çalışıp da kazandığım paraya ben dokunamam Itır. Olmaz. Ya biz bir aile değil miyiz? Böyle günlerde birbirimize yardım etmeyeceksek ne zaman edeceğiz? Kızım olmaz. Olmaz. Biz iyiyiz yani. Bir şekilde biz hale yola koyarız kendimizi yani. Sen bizi merak etme. Sen ille de bizi mutlu etmek istiyorsan ne yap? Et, Tarık'la aranı yap yani. Sevdiğine sahip çık. Aşkın için mücadele et. Lütfen. Lütfen. Duygulandı, ağlamaklı, eğilip yanaklarından öptü. Görüşürüz. Ayşen yanaşıp yanağından öptü. Bu ne içindi şimdi? Ya Şener, sen ne kadar iyi bir insansın. Zaten biliyordum senin çok iyi olduğunu da... bu kadar iyi amca olduğunu bilmiyordum. Bunu yeni öğrendim. Bu öpücük de... Tuncay'la Itır'ın amcası için. Utanarak gözlerini kaçırdı. Kızıl gökyüzünde gün doğumu. Adile çaydanlıkla mutfaktan çıktı. Ah, geldi, geldi. Gittiğinin sabahına geldi. Ne demişler? Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanı. Beli tuttu tabii o koltuklarda. Kapıyı açar açmaz Münir'le karşılaşınca şaşırdı. Sabah sabah ne işin var senin burada? Konuşmamız lazım. Konuş. Tutan mı var? Burada olmaz. Tarık uyuyor. İçeri alamam. Sevda da şimdi okula gitti. Kardeşinin eve dönmesini istiyor musun? İstiyorum. O zaman birlikte hareket etmemiz lazım. Dün gece Itır'ın ofisinde kalmışlar. Öğrendim. Öğrenmişmiş. Ben zaten biliyordum. Itır'ın ofisinde değil, Tarık muayenehanesinde kalmışlar bir kere. Yahu başlamayalım yine. Bence de. Hadi söyle söyle, ne diyeceksin? Mahalleliyle konuşmamız lazım. Niyeymiş? Bunlar o ofiste daha fazla dayanamazlar. Muayenehane. Ay ne zıkkımsa yahu.
mahalleliyle konuşmamız lazım. Tek tek ikna edelim onları. Ama bu zorlu görevde senin yardımına ihtiyacım var maalesef. Çünkü Perran ve Şükriye benden çok senin sözünü dinlerler. Şevket, Zeki, Metin de seni. Aynen öyle. Tek tek konuşup ikna edeceğiz. Yardım ve yataklık etmesinler. Akılları başlarına gelene kadar tavır alalım, konuşmayalım. Ne dersin? Adile'nin yüzüne bir tebessüm yayıldı. Anlaştık. İlini uzattı. Münir çekinerek uzattığı elini tuttu. İkisinin de gözleri birleşen ellerinde. Adile başını kaldırıp sevgiyle yüzüne bakıyor. Münir ağır ağır kaldırdı başını. Hızla birleşen elleri yavaşça ayrıldı. Sırıtarak vedalaştılar. Şener sandalyenin üzerine yüzüstü çıkıp yatmış. Ayşen kalkıp üzerindekini attı. Kapının eşiğinde sağa sola bakındı. Yine içeri geçerken ayağına yuvarlak kırmızı kutu çarptı. Ay kalp. Ay Tarık'ın ıtıra sürprizi. Şener. 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 Başucundan sesleniyor. Ben seni nasıl uyandıracağımı biliyorum. Çantasından telefonunu çıkardı. Benim sesime uyanmıyorsun öyle mi? Kulağına tuttu. Şener sarsılarak dizlerinin üstünde kalktı. Nerede? Hey. Günaydın Sözlüm. Ah Füsu. Ah. Ah her tarafım tutulmuş. Ah. Ay boyun. Ah. Ah. Ay. Günaydın dedim Şener. Ya bir dakika aç pastam ya. Görmüyor musun? Ah, sonbahar yaprağı gibi çatırdıyor her tarafım ya. Şener, bak kapının orada ne buldun? Kahve kutuyu gösterdi Şener, kokuyu almaya çalışıyor. Para bu, para. Para var içinde onun. Ya Şener ne parası? Kalp bu kalp, baksana. Kapının önüne bırakmışlar. Ay kesin Tarık bırakmıştır biliyor musun? Itır'a sürpriz yapmak için. Yerine koysam mı acaba? Ay başkası alabilir belki de. Para var onun için. Ver açalım. Açalım. Bırak. Ayşe'nin elinden çekiştirip kutuyu açtı. Dedim sana. Para. Gördün mü? Ayşen paraları görmenin şaşkınlığında. 2220 lira. Aslan amcam, seviyorum seni. Dünyanın en güzel, en anlayışlı teyzesi. İyi ki benim teyzemsin. Ay. Çok seviyorum seni. Duygulanıp sarıldılar. Ne diyorsun? Sence yeter mi para? Keşke biraz daha ekleseydik. Yani ben bütün paramı verdim. Oyun konsolumla bisikletimi de sattım. Benim başka param kalmadı. Başka değerli bir şeyim kalmadı Sevda. Benim bir tane kolyem kaldı işte. Babam almıştı bana. Onu satabilir... Yok, yok. Yok, ona gerek yok. Eğer yetmezse ben dizüstü bilgisayarımı da satarım. Kolyen sende kalsın. Yani baban almış sonuçta. Peki işlerine yarar mı dersin? Tam olarak ne kadar toplamıştık? 2220 lira. Yani yarar herhalde. Üzerlerinde okul üniformaları, çantaları omuzlarında yürüyorlar. Bana bakın Zeki Metin, anladınız mı? Tamam. Her ne şartta olursa olsun o Şener denen haytaya asla yardım etmeyeceksiniz. Anladık Münir baba. Ya baba boşuna yorma kendini. Bunlar ona para vermiyor ki. O bir yolunu buluyor, söğüşlüyor bunları. Yine bulur, yine alır ellerinden yani. Bak misal... Geçen Emel'den istedi, veremedi kız. Allah'tan yoktu parası yani.
Keşke olsaydı da verseydim. Aman diyeyim Emel. Bir daha isterse sakın verme, olur mu kızı? Şimdi Adile anne, kusura bakma da benim üstümde de çok emeğim var ama ben yapamam böyle bir şey. Özür dilerim. Ben de yapamam Münir. Yani bu çocuklar bizim çocuklarımız. Hulusi haklı. Yani şimdi bizim yeğenler zor duruma düşse, ben de gelip sana aynı şeyi söylesem, sen ne dersin? Daha doğrusu siz ne dersiniz? Ben vermem, yardım da etmem. Yeter ki siz isteyin Münir Beyciğim. Ya ben yardım ederim ama annem kızar yani. O yüzden yardım etmem. Sen sus bakayım. Ben de ederim. Neticede eski ustam yani. Bana bak Kıvırcık. O saçlarını yolum yolum yolarım ha. Vallahi alınmaca gücenmece yok Adile abla. Ben de veririm. Yani kenarda 3-5 kuruş birikmiş param var. İstesinler onu da veririm. Sen bilirsin. Ama Şener benim yakın arkadaşım. Ona sırtımı dönemem, kusura bakmayın. Vallahi baba, ben de ne isterse veririm yani. Çünkü hatırlarsınız 3 sene önce adamın biri geldi, katakul yapıp az daha dükkanımı elimden alıyordu. Şener kurtardı. Adam dolandırıcıymış, ben ne anlarım? Şener geldi bir baktı, anladı adamın üçkağıtçı olduğunu. Adam beni soymaya gelmiş, soyup soğana çevirip gönderdi adamı, sağ olsun. Çoluğumun çocuğumun rızkını kurtardı. Hem onun yaptığı iyilikleri unutamam ben. Ne olursa olsun dostum o benim yani. O yüzden kusura bakma Münir baba. Hem iddiayı da kazandırdı bana. Ya amcaoğlu şimdi niye iddiayı karıştırıyorsun buraya? Allah Allah niye ya. Karıştırmayacakmışım be? Allah Allah, kazandım. Bak dediklerinin hepsini yapacaksın ona göre. Kimsenin bana güvenmediği, akrabalarımın bile sırt çevirdiği dönemlerde bana güvenip işe aldı. Şimdi 3-5 kuruş kazanıyorsam onun sayesinde. Usta kusura bakma, beni istersen kovabilirsin ama ben de yardım ederdim. Şener abin de beni çok matematik çalıştırdı, dayak yemekten kurtardığı çok oldu. Şener abiye de Ayşen ablaya da yapamam bunu, ben de yardım ederdim. Münir de Adile de bir yandan duygulanıp bir yandan öfkeyle karışık hüzünleniyorlar. Aferin ulan, aferin size. Biz de bunu beklerdik sizde. Nasıl yani? Ya yardım etmeyin, eve almayın diyordunuz az önce. Hala da onu istiyoruz. Evet. Ayşen o zibidiyi bırakıp eve dönsün istiyorum hala. İstiyorum tabii. Ya zaten onun için çağırdık sizi. Ama ya siz bambaşka bir şey öğrettiniz bize. Minnettar kalarak bakıştılar. Demek bana bir şey olsa kardeşim ve çocuklarım bu mahallede yaşayabilecekler. Evet. Sevda ile Tarık annelerini, Ayşen ablasını kaybetse ben biliyorum ki artık yıkılmayacaklar. Dimdik ayakta kalacaklar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz beni. Mahalle adına yakışanı yaptı yine. Var ol yuvacık. Bize yuva oldunuz, çocuklarımıza da yuva olmaya devam edeceksiniz demek. Sağ olun. Münir yaşaran gözlerini sildi. Hulusi İhsan'la gülüşüyor. Şükriye Mürüvvet'e ters ters baktı. İki fazlasıyla kızarmış ekmekle domates, peynir sofrada duruyor. Şener başında beklemede. Al işte seyran olmuş zamanlık. Aşk pastam, ben gelmeden başlama sakın. Tamam. Hiç başlamasam daha iyi aslında. Çayın açık mı olsun, koyu mu? Kafana göre getir işte bir şey ya. Yanık ekmeği tabağa atar gibi bıraktı. Ekmeğin sertliği tabağı kırdı. Kırıkları ofis masasının altındaki çöpe atıp toparladı. Çaylar geldi. Aa, kivi. Abimin dükkanından. Yo, çay bu. Çay mı? Yeşil çayı kaldırdı. Ama yeşil bu hayatım. Ya ne bileyim, kaynattım böyle oldu ama. Çay diye ne kaynattı kim bilir. Ekmeğini elinde tutuyor. Şener, tabağın ne oldu, tabak nerede? Ağlayarak yüzüne ekşitti. Ne oluyor ya? Yere düştüm, kırıldı diyecektim ama. Bu sefer de tostunu ye diye tutturacaksın. Aşk pastam. Ben hayatı çok seviyorum, ölmek istemiyorum. Daha ölüm de uzun yıllar var benim.
başını masaya koyup hıçkırdı. İyi, sen bilirsin. Ay yapma. Yapmaymış. Yapma. 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 Etekleri camdan attı. Gördün mü? Attım işte. Aa. Şener, eğil. Eğil Şener. Kim attı bu? Yere eğildiler. Kafam kırıldı. Adam duyacak mısın? Adamın kafasına geldi. Kim attı bu? Çık dışarı. Sus. Niye attın ki? Sus. Modern kafenin açık bahçesi. Hale orta masada çayını içerek oturuyor. Itır geldi. Yüzü mahkeme duvarı gibi soğuk. Masaya geçip karşısına oturdu. Ne var? Niye çağırdın beni buraya? Konuşacağız. Ne söyleyeceksen söyle Itır, fazla vaktim yok. Bana ne söylediysen gidip aynısını Tarık'a anlatacaksın. Bak sen. Ne söylemişim de neyi anlatacakmışım? Sen nasıl bir kızsın ya? Hiç utanman, arlanman yok mudur senin? Üf, uğraşamayacağım seninle Itır. Telefonu çantasına kaldırıp kalktı. Itır ayakta tuttu. Gidip konuşacaksın Tarık'la. Her şeyi anlatacaksın. Sen beni Adile teyzenin hayatıyla tehdit ettin. Yo, ben sadece gerçeği anlatırım dedim. Bizi öğrendiğinde ne olacağını biliyordun. O yüzden geldin bana. O yüzden tehdit ettin beni. Tarık'ı ne kadar çok sevdiğimi de biliyordun. Onun üzülmemesi için ondan ayrılacağımı bile biliyordun. Evet, haklısın. Ben olsam yapmazdım mesela. Yani biri bana sevdiğin adam yoksa annesinin hayatımı dese... ...ben sevdiğim adamı tercih ederim. Hah, işte tam da bunu gidip söyleyeceksin Tarık'a. Söylemezsem ne yaparsın? Saldırır mısın bana? Döver misin beni? Durma hadi. İşime gelir. Bir adım geriledi. Beni suçlayacak kanıtın var mı? Yok. Senin bunu benden daha iyi biliyor olman lazım avukat hanım. Elinde bir delil yoksa kimseyi suçlayamazsın. Ha, suçlasan bile kanıtlayamazsın. Yazık ya. Kim verdi sana o diplomayı? Bak ben acıdım şimdi. Yanından geçip gitti. Itır bozuk. Bir yandan sinirle gerilirken diğer yandan da bozuk üzüldü. Ya işte ihtiyacımız kadarını alıp gerisini çocuklara vereceğiz aşk pastam. Aldığımız kadarını da ödeyeceğiz. Ya fazlasını ödeyeceğiz, sen ne diyorsun ya? Merak etme oraları sen. Ben aşağıdaki pansiyoncuyla konuştum. Bizi bir hafta idare edecek. Ondan sonra nikah için gün alacağız. Arkasından ev tutacağız, eşyaları döşeyeceğiz falan. Yavaş yavaş halledeceğiz be Ayşe'nin her şeyi. Ay, Ayşener çok heyecanlıyım. Ya dur da, seni firmamızın su reklamında oynatacağım. Ayşener su. Serinlik bu pompanın altında. İşte bu. Şşt tamam, hadi işinin başına geç. Çok çalışmamız lazım, hadi. Doğru söylüyorsun. Hadi görüşürüz sözlü. Sözünü yerim seni. Ay. Heyecanlı heyecanda enerjisiyle yandaki kuaför dükkanına geçti. Giderken önüne dönüp Şener'e öpücükle kalp yolladı. Kalem ister misin? Sağ ol canım, sağ ol. Paçaları çamurlu 8-9 yaşlarındaki erkek çocuğu kolunun altında ellerinde renkli kalemler taşıyor. Binanın penceresinden sahildeki iskele belirgin. Hale ağlayarak dudaklarını büzmüş oturuyor. Hale? Tarık. Ya kusura bakma, rahatsız ettim seni de. Önemli değil. Ne oldu? Aslında çağırmayacaktım seni ama ne yapacağımı bilemedim. Hale. Ne oldu? İş yerindekilerle falan mı tartıştın? Hayır. Anlatacağım ama gidip onunla konuşmayacaksın, tamam mı? Ben benim yüzümden aranızdan da açılmasını istemiyorum. Söz ver Tarık. Kimden bahsediyorsun? Söz ver. İyi, tamam. Söz. Ne oldu söyle. Itır'la konuştuk. Ya ben telefon ettim, hani buluşalım dedim. Ya aranızı düzeltmek istemiştim ben. Ya dün seninle konuşunca anladım, hani bir problem var. Hani dedim acaba benimle mi ilgilenmem? Benim konuşmama, özür dilememe bile fırsat vermedi ki. Ya öyle sinirliydi ki anlatamam sana. Tarık tahmin ediyor gibi.
Ne söyledi? Boş ver orasını. Kızmış işte bana biraz. Hastanedeki olaydan dolayı herhalde. Ya diyorum ya, haklı kız yani. Ben olsam ben de kızardım. Neyse tamam, ne olur. Çağırmadı, bitseydi buraya, tamam mı? Hiç konuşmadık. Hale, ne söyledi sana? Tarık, ne olursun. Vallahi bak, gerçekten benim hatam. Söz verdin ve hiçbir şey söylemeyeceksin. Tamam mı? Önemli değil. Nuri'nin mekanı. Mangalda iki dilim et pişiyor. Kontrfile bilir misin? Bilirim abi. Kenardan maşayı çekip etleri çevirdi. Kontrnuar. Soslu biftek. Bilirim. Sadece nuar. Sinirsiz, yağsız, muazzam bir et. İyi tercih. Hiç sevmiyorum ben bu çocuğu. Sor bakalım ne istiyormuş. Ne istiyorsun lan? Abi ben kahveci oldum. Üçüncü nesil kahvecilerden. Çekirdekten alıp öğütüyorum. Bana ne lan bundan? Sadede gel. Abi elimde muazzam bir kahve var. Nuri yüzüne bakıp dalga geçiyor gibi düşünüp sinirle güldü. Ayağından vur. Abi, abi dur, dur yapma. Bir saniye, anlatabilirim. Bakın yanımda getirdim kahveyi ben. İsterseniz bir demleyeyim, tadına bakın ha. Nasıl olur? Gür sakallı olan silahı ayağına tutuyor. Yadigar tırsaklığından sağa sola kıvrılmakta. Çenesinden vur, konuşmasın. Abi kurban olayım. Bu kahvenin tarifi için kapında yatan milyon dolarlar verenler var ya. Yapma. Bekle. Ne milyonu lan? Kim veriyor? İşte burada devreye siz giriyorsunuz abicim. Kahve benden, adamlar senden. Gözünden vur. Göz olmaz. Göz olmaz. Gözümle para kazanıyorum lütfen. Göz olmaz. Abi kurban olayım. Bu işi birlikte yaparsak %30'unu sana veririm. 50. 50 mi? Adam silahı doğrulttu. Peki anlaştık. Nuri'nin çaprazını elini uzattı. Badem. Git alnından öp şunu. Badem mi? Ben badem. Sakallı elini sıkıp alnından öptü. Memnun oldum. Ben de. İğrelti bir bakışla alnını sildi. Ayşen askıya havluları asmış. Şener el ederek yaklaşınca Ayşen koşturdu. Şener, siparişten mi? Sayılır hayatım ya. Borçluları dolaştım biraz. Borçlular? Ayşen. Ha. Sana iki iyi, bir de kötü haberim var. Hangisinden başlayayım? Ay, önce kötüyü ver. Çok mu kötü? Yani. Ayşen. Bizim hiç paramız kalmadı aşk böcüğüm ya. Ne? Dur daha canım, iyileri duymadın. Ya ne yaptın onca parayı? Orada çocukların parası da vardı. Biz ne yapacağız şimdi? Nerede kalacağız? Delirdin mi sen Şener? İşte bu soruların hepsinin cevabı iyi haberlerin içinde gizli zaten. Ah, iyi mi tuttun yoksa? İlk işlemlerini mi başlattın? Neymiş o? İlki... Biz hala beraberiz. Bu mu iyi haber? Bu kötü haber mi? İkincisi ne? İkincisi Itır bu gecede ofiste kalmamıza izin verdi. Yani hala kalacak yerimiz var aşk böcüğüm. Ya para nerede? Ne yaptın parayı? Orada yeğenimin parası var. Ne yaptın? Parayı ver. Veremem. Ya ne yaptın parayı? Borçlara dağıttım. İlyas arkasından yaklaştı. Ya. Dilimde tüy bitti be sultanım. Vazgeç şundan. Ayşen bir Şener'e, bir İlyas'a baktı. İnanmıyorum sana Şener, inanmıyorum. İkisini de karşı karşıya bırakıp gitti. İlyas Ayşen'in gittiğinden emin olup yaklaştı. Şener nasıl insansın oğlum sen?
Bir de kalıbına bakmadan kız kaçırıyorsun. Önce adam ol adam. Yüzüne bakıp gözlerini ileriye dikti, anımsıyor. Ver bakalım oğlum. Kimsin sen, adın ne? Sezer. Sezer. Benim adım da Şener. Memnun oldum. Sezer. Bak şimdi seninle bir anlaşma yapalım mı? Şimdi ben sana para vereyim ama benden aldığını kimseye söyleme. Git kendine kılık kıyafet al, yeni ayakkabı al, oldu mu? Olmaz. Niye olmaz? Kardeşlerim eski kıyafetlerle dolaşırken ben yeni kıyafetlerle dolaşamam. Onları da al. Biz altı kardeşiz abi. Oha. Oğlum. Doğrulup yeniden çocuk boyuna eğildi. Bak. Adım benimkine de benziyor. Huyum benzemesin inşallah. Beni yemiyorsun değil mi lan? Hayır abi. Baban mı çalıştırıyor sizi be? Babamı hapse attılar. Niye? Annemi dövüyordu. Annen nerede peki? Hastaneden çıkartmıyorlar. Kim bakıyor oğlum size? Ne yiyip ne içiyorsunuz siz? Abim yemeğimizi yapıyor. Abim çamaşırlarımızı yıkıyor. Biz de çalışıp para kazanıyoruz. Gel bakalım hacım, gel buraya. Abi beni polise götürme, ben okula da gidiyorum. Tamam oğlum, polise gitmiyoruz. Ailenle tanışacağız, kimmiş? Neyin nesiymiş bir tanıyalım bakalım, kimlermiş, gel. Birlikte yürürlerken ağına döndü. Yok borçlulara dağıtmış da yok bilmem ne. Oğlum azıcık vicdanın varsa bırak şu kızı. Mutlu olsun. Olacak. Göreceksin bak, olacak. Düğünümüze seni de bekleriz İlyas. Gözünü devirerek başı dik dükkana girdi. Rar gibi girdi. Bir daha Hale'yi rahatsız etmeyeceksin. Ne? Duydun. Bir daha onunla konuşmayacaksın. Sana son kez söylüyorum Itır. Onun bu işle bir alakası yok. Madem onun bu işle bir alakası yok, o zaman buluştur bizi. Üçümüz konuşalım. Gerek yok. Ben öğreneceğimi öğrendim zaten. Ne öğrendin? Ne söyledi sana? Mahkemede görürsün ne öğrendiğimi. Tarık'a yaklaştı. Tarık. Senden vazgeçmeyeceğim. Hani hep sen bana söylüyordun ya, ayrılmayacağım senden. Sen çoktan vazgeçmişsin benden. O yüzden zorlama daha fazla. Bir daha da Hale'yle konuşmaya kalkma, kendi suçunu başkalarının üzerine atamazsın. Gözüne öfke bürümüş, sinirle çıktı gitti. Itır şaşkın, ne yapabilirim diye düşünüyor. Sen merak etme aşpastam. Para mesele değil, bir şekilde hallederiz onu ya. Nasıl halledeceğiz ya? Nasıl halledeceğiz? Gerekirse dükkanı satarım. Daha ucuz bir yere geçerim. Kalanıyla da... Al işte. Planlar planlar. Hep aynı. Ne yapalım? Ne yapalım aşk böcüğüm? Hayal kurmaktan vaz mı geçelim? Birbirimiz için mücadele etmekten vaz mı geçelim? Ha? Tabii ki de hayır da. Bak şöyle. Gel bir sarıl hadi gel. Birbirlerine sarılırken Münir'le Adile köşeyi döndü. İkisinin de fark ettiklerinde zaman yavaşladı. Şener! Ayşen! Ayşen korkuyla geriledi. Adile'nin boynundaki damarlar belirginleşiyor. Işımla yaklaşıyorlar. Misin aşk pastam? Tabii ki de söz verdim. Parmaklarını Şener'in parmaklarının arasına soktu. Sami dükkandan çıktı, elinde tarakla meraklı ve endişeli izliyor. Ayşen'le Şener yolun ortasına çıktılar. Karşılarına durup beklediler. Adileler yaklaşıyor. Ortada buluştular. Adile ve Münir'in gözleri birbirlerine kenetlenmiş ellerinde. Şevket, Perran, Züccaciye'nin önünden bakıyorlar.
yaklaşan tahküllerinin altından bir Adile'ye bir Münir'e baktı. Şener'in bakışları sert. Münir'le bakıştılar. Şener'in yüzü mimiksiz, çatık kaşlarla Adile'ye bakıyor. Ellerini iyice sıktılar. Adile bir ona, bir Ayşen'e baktı. Ayşen ojeli parmaklarıyla Şener'in elini kafesledi. O Münir'e, Şener Adile'ye bakıyor. Şener, ayrıl şöyle. Konuşmamız lazım. Ayşen, sen de ayrıl şöyle. Seninle de konuşmamız lazım. İlyas kaldırımda beklemedi. Adile Münir'e bakıp Ayşen'e dişlerini sıkarak Münir'le yan tarafını işaret etti. Şener, olmayacak duaya amin diyorsun. Bak o kadın başınızda olduğu sürece mutlu olamazsınız zaten. Bak yol yakınken vazgeç. Vazgeçmeyeceğim abla. Ne yaparsan yap vazgeçmeyeceğim. Kızım aklını başına topla. Sen deli, o senden deli. Olmaz, yapamazsınız. Ya niye yapamayacakmışız abla? Bal gibi de yaparız. Şener'i benden daha iyi tanıyorsun ayol. Her gün bir borçlu dayanacak kapınıza. Başınız beladan kurtulmayacak. Hatırlasana, o herifler silah dayadılar kafamıza onun yüzünden. Dayanabilecek misin bütün bunlara? Dayanacağım. Son kararım mı? Evet, son kararım. Ne oldu? Adile ile Münir ortada buluştu. Senden ne haber? Beceriksiz. Kifayetsiz. Pasaj yazılı binanın önünden ayrıldılar. Boğaz geçti. Sokak içlerine giriliyor. Adile'nin eli bir bardak suyla televizyon izleyen Tarık'ın yanına çıktı. Tarık sinirli, düşünceli. Bardağı bırakıp koltuğa oturdu. Oğlum. Bugün de gitmeyeceksin herhalde muayenehaneye, ha? Gitmeyeceğim. İlacını yutup suyunu içti. Tarık. Yavrum, bana söylemek istediğin bir şey mi var? Söyleyeceğim. Söyleyeceğim ama üzülürsün diye korkuyorum. Ne oldu oğlum? Bir şey mi var? Al işte. Haberi alır almaz bile panikledin anne ya. Tamam, yok bir şey, bırak. Hayır yavrum, sen şimdi hani üzülürsün deyince bizden bire telaşa kapılıverdim haliyle. Söyle hadi bir tanem, ha? Çok büyütecek bir mesele değil zaten. E tamam, söyle işte o zaman, ha? Muayenehaneyle ilgili. Ha. Anlaşıldı konunun oraya geleceği. Tabii. Günlerdir evden kapı dışarı çıkmıyorsun. İşine gitmiyorsun. Suratın bir karış. Devretmek istiyorsun değil mi? Tarık isteksizce başını salladı. Evet. Ne oldu be çocuğum? Ha, Itır'la mı anlaşamıyorsunuz? Adile'nin yüzüne bakarken itiraf edecek gibi olup sakalını kaşıyarak önüne döndü. Yok, alakası yok. Ben bunaldım anne biraz ya. Başka bir yerde de açayım diyorum. Aa, anlaşıldı. Sen böyle böyle kopup gideceksin aramızdan. Üniversite zamanında ben İstanbul'u yaz demiştim. İzmir diye tutturmuştun, İzmir'i yazmıştın. Yavrum, gel sen anneni dinle. Al Hale'yi de yanına. Eşini işten, yaşını dişten anla demişler. Ha bakarsın aranızda bir yakınlık kurulur evlatçığım. Değil mi? Hani gül gibi geçinip gidersiniz. Parmaklarını dizinin üzerine vuruyor Tarık düşünceli. Adile bir umut yüzüne indi. Yadigar yüzüne yaklaştırdığı kettle'dan bardağı mavi kahveden koydu. Nuri yerinde oturuyor. Kahveyi mavi takım elbiseli uzun boylu adama uzattı. Memnuniyetle Nuri'ye kafasını salladı.
Yadigar şımarıkça sırıttı. Tarık evden çıkarken Itır da çıktı, karşılaştılar. Tarık kim yolu sert bakıyor. Itır'ın ifadesi daha yumuşak, iyimser. Tarık önemsemeyip yoluna devam etti. Ayşen tavanın üzerinde ekmeği ısıtarak masaya geldi. Şener eğilip tavadaki koyu renkli yumurtaya baktı. Yumurtaya baktı, işte diye başını sallıyor. Şener umutsuz yüzünü ekşitti. Kuru ekmeği ağzına atıp çaresiz çiğnedi. Mecbur peynire talim ediyor. Tarık ve İlyas deniz kenarında. İlyas bankın üzerine çıkıp oturmuş. Tarık suya taş atıyor. Sağ yanında oturan İlyas'a baktı. Banka döndü. Yeniden denize karşı bu kez oturdu. Sessizce gözlerini suya daldırdılar. Adalet Sarayı. Açık bir dosyayla sarı zarf duruyor. Tarık ayakta beklemedi. Karşıya bakışları sert ve öfkeli. Karşı masada avukat tek başına duruyor. Taraflardan birinin olmayışı sebebiyle davanın 22.3.2017 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir. Masadan sarı zarfı aldı. Hakime verip vermemekte kararsız kapağını tırnakları arasında ezerek geçti. Bir saniye hakim bey. Yadigar'ın büfesinin önüne mavi lüks bir araba geldi. Süren Yadigar'mış. Tıraşlı yüzünde saçlarını düzgün taramış, temiz pak giyinmiş, yan koltuğunda kamarla para duruyor. Metin, Zeki, Şevket ve Feridun meraklı arabanın arkasından bakıyorlar. Halit kahvenin önüne çıkmış. Halit ağzı açık arabaya bakıyor. Şener bir arabaya, bir Yadigar'a baktı. Yadigar? Aslanım nedir bu? Nereden buldun bunu? Arkada yazıyor usta. Ne yazıyor? Hasetlenerek arkaya koşturdu. Mavi kahve sayesinde aldım. Bu daha başlangıç. Sen bir de malikanemi gör. Malivane mi? Mavi kahre mi dedi? Mari vane mi dedi? Marinara mı dedi? Ne dedi bu ya? Mavi kahve malikane aldırmış Şener. Derdine yan Şener. Üstüne soğuk su iç Şener. Camda miras değil, mavi kahve yazılı. Münir'le Halit de gülüştüler. Ağız dolusu gülüp eğleniyorlar. Şener kıskanmış. Sinirle Yadigar'ın yanına geçti. Yadigar yerlere yattı. Mavi Şener! İleriye doğru elini atarak gülmeye devam etti. Ayşen koşup sandalyeden düşerken Şener, tuttu. Şener ne oluyor Şener? Gülmesinler bana. Tamam. Bana gülmesinler. Ya Şener ne oluyor ya? Ne bağırıyorsun? Bilmiyorum. Delirdim ben. Bu ofis delirtti Ayşen. Hem çok soğuk hem çok rahatsız. Her tarafım ağrıyor. Onu parayı borçları vermeden önce düşünecektin Şener. Yadigar da sinirimi bozuyor. Benim kahvem de köşeyi döndü.
Rüyalarıma giriyor Ayşen, rüyalarıma giriyor. Ya Şener tamam yeter, unut artık Yadigar, unut, o oldu bitti. Biz ne yapacağız, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya? Öleceğiz açlıktan vallahi. Nikah işlemlerini de başlatamadım parasızlıktan. Yok belgeydi, yok kan tahliliydi, yok memuruydu, yok sırasıydı, yok teşekküllü raporuydu. Ne yapacağız? Ya Zeki'den mi istesen ya da Şevket'ten? Ben Peruş'tan da isteyebilirim ha? Hepsi bana kızgın. Ne yapacağız peki ya? Bilmiyorum, bilmiyorum Ayşe. Daha aç karnımızı doyuramıyoruz. Günlerdir kursağımdan bir şey geçmedi. Yani sen geçirmek için uğraşıyorsun da ben de geçmesin diye uğraşıyorum yani şahsen. Tamam ya. Ya ben de kaç gündür banyo yapamadım. Uyuz oldum böyle kaşınmaktan. Allah'tan saçlarımı kuaförde yıkıyorum da bir nebze kurtarıyorum. O kadar yani. Ben de o da yok. Saçları diken diken kalıp şeklinde dikilmiş. Yani ben şahsen suçuyum. Ama tenim suya hasret. Bu nasıl bir yaman çelişkidir Ayşen? Bu bir işkence suçu. Şener, biz diyorum acaba bu evliliği biraz daha mı ertelesek? Yani ben yemek yapmayı öğrenirim. Sen de biraz para tutmayı öğren. Çok doğru. Çok erken kaçtık. Çok. Çok erken. Abimler kazandı. Yani işte iki çıplak bir hamama yakışırmış. Biz hesapsız, kitapsız öyle paldır küldür kaçtık yani. Ne yapacağız biz bilmiyorum. Öyle yapalım. Ben seni uzaktan da severim. Ayşen gülümseyip yüzünü tuttu. Şener. Yüzük bende kalsa olur mu? Olur tabii. Seni çok özleyeceğim Şener. Ben de seni. En çok da yemeklerini. Ya. Tamam kursa gideceğim, tamam be. Ya kursa olur mu ya? Ölüyordum Ayşen ya. Ya tamam, adamın kafası yarıldı. Adamın kafası yarıldı. Itır ofisin bahçesine girdi. Itır. 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 Ay kusura bakma Maksut abi, dalgınım da biraz. Fark ettim. Sokağın başından beri peşindeyim. Kusura bakma gerçekten. Aliye'den mi yine? Bir tane var bu sefer. Al bakalım. Sağ ol. Zarfı alıp gönderdi. Itır Yeşilçam adına gelmiş. Yuvacık Mahallesi Hasan Baki Sokak No. 4 Beykoz İstanbul adresli. Tarık sahilde oturuyor. Elindeki zartta Tarık Çam yazılı. Yuvacık Mahallesi Adnan Saygun Sokak No. 8 Beykoz İstanbul adresli. Başını başka tarafa çevirip sonra yeniden zarfı okudu. Telefonundan Itır'la hocasının resimlerini açtı. Tek tek siliyor. Anımsadı. Mahkeme salonunda elinde sarı zarfla ayakta. Bir saniye hakim bey. Görmenizi istediğim bir şey var. Birkaç gün önce elime ulaştı. Kadın katibe zarfı verip hakime iletti. Fotoğraflardaki hanımefendi karım olur. Itır Yeşilçam. Bir süredir benden ayrılmak istiyordu. Davayı da bu sebeple açmıştım zaten. Dediğim gibi, fotoğraflar birkaç gün önce elime ulaştı. O yüzden ben en kısa sürede boşanmak istiyorum hakim bey. Şu an yüzü gergin, telefon ekranına bakışları sert.
verme kararı masanın üzerinde açık duruyor. Itır masasında geriye yaslanmış, gözleri zarfın üzerinde, ağlamaklı. Masanın üzerinde gezinilip sarı saksıdaki menekşeye yakınlaşıldı. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Tarık bacak bacak üzerine atmış, telefonu cebine kaldırıp sarkı okudu. Sol bacağını sağdan ayırıp omuzlarını dikleştirdi. Sarkı parça pinçik edip avucunda buruşturarak denize bıraktı. Denizin üzerinde Itır'ın hüzünlü gözleri belirdi. Yönetmen Metin Balekoğlu, yapımcı Çağrı Bingüller, Başak Bingüller. Bu dizinin betimlemesi BSK Yapım tarafından Sesi Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sebeden.org Sesi Betimleme Metin Yazarı ve Seslendiren Çiğdem Bağlı Yeşilırmak. Alt yazı Bülent Temur, Fatih Kolivar, Çağrı Doğan. İşaretleri Hasan Hüseyin, Korkmaz. Son kontroller Hülya Akbaba, Dolma Ünal, Hasan Dikyuva. Teknik yapım Dağ Prodüksiyon, Nurun Gökdelen Tercüme. Oyuncular Itır, Selam Soyder, Tarık Can Yaman, Şener Cengiz Bosru, İlyas Bülent Şakrak, Ayşen Mehtap Bayri, İhsan Deniz Oral, Şevket Veysel Diker, Hulusi Şerif Erol, Hürvet Selma Kutlu, Şükriye Tuğba Erdem, Emel Pelin Ermiş, Metin Erdem Baş, Ferhan Derfu Öngören, Zeki Barış Başar, Halit Onur Şermik, Sevda Funda Bostanlık, Ahmet Bağış Angigül, Tuncay Batuhan Uçar, Feridun Doğa Konakoğlu, Sami Ersin Arıcı, Süleyman Al, Yadigar Alper Baytekin, Münir Altan Erkekli, Adile Gül Onat, Hale Ceylan Ceylan, Nuri Arif Sevimli, Ayhan Özgür Elmas, Leyla Selen Bodur,